Yüzler ve yüzlere hoş geldiniz. Bundan daha güzel bir suple olamazdı konuğun kim olduğuna dair. Elbette ki Eşref Ziya Terzi. Hoş geldiniz efendim. Eyvallah, hoş bulduk. Yani, teşekkür ediyorum. Hani fotoğrafınızı koyalım, yan yana koyalım. Belki fotoğraftan sizi tanımayanlar çıkabilir. Evet, benim ismim kendimden daha tanındığımı biliyorum. Evet. Ama hani o müziği koydunuz mu? Hani Eşref Ziya Terzi'ye direkt söylerler böyle. Evet. Hoş geldiniz, nasılsınız? Çok şükür, hoş bulduk. Siz de iyisiniz inşallah. Ben çok keyifliyim çünkü ben böyle lise, üniversite o dönemlerde böyle keyifle izlediğim, dinlediğim birisiyle. Kendimi böyle çok yaşlanmış falan hissediyorum. Yaşlanmış falan değilsin. Hatta sordum hocam ne zaman yaşlanmayı düşünüyorsun diye. Yani. Aynen. Hani biraz... Bu yaşlanmış hali. Allah nazarlardan saklasın. Allah razı olsun. Ya gençsiniz maşallah. Eyvallah, çok şükür. Ben hiç vakit kaybetmeden bununla başlarım ya. Bir güneş doğuyor. Evet, şimdi ben konuşacağım öncesinde ama ben bunu yani dinlerim hocam. Ben de dinleyince yıllar öncesine gittim. Daha 20'li yaşlarda bir çocuk, daha genç. O kadar genç misiniz? Tabii 20 küsur. Yani çocuksunuz hatta. Yani 22-23, daha sesim bile daha yeni, tam geçiş dönemi sayılabilir. O dönemde bu ilk defa, daha hiç albüm yapmamışız. Bu daha piyasaya çıkmamış. Yıl 1992, ikili yıllar falan böyle. Tabii o yıllar 1992. Zaten albüm 92'de çıktı. Tabii 91, benim şu anlatacağım şey 91'de olabilir. Bu albüm çıkmadan önce o zaman. Evet, 91 Bostancı Gösteri Merkezi'ndeyiz. Daha bu eserin 3. kıtası dahi yazılmamış. 2 kıtası yazılmış. Ben Bostancı Gösteri Merkezi'ne çıktım. Bu eseri okudum. Orada kimler yok? Tayyip Bey, o zaman işte Refah Partisi İl Başkanı, bütün yönetim, bütün Bostancı Gösteri Merkezi ağzına kadar dolu. Şimdi eser bitiyor. Tayyip Bey bir daha işaret ediyor. Ben bir daha okuyorum eseri. Ama 2 kıtası mı var sadece? 2 kıta var daha. 3. kıtası bile yazılmamış. Çok iyi. Şimdi eser bitiyor. Bu sefer dinleyiciler izin vermiyorlar. Bir daha okutuyorlar. O gün yalan olmasın, belki bu eseri ben 3-4 defa tekrar Allah. Okudum. Daha hiç piyasaya çıkmamış, okunmamış. Ben orada bütün nabzı tutmuş oldum. Sonra bu eser 1994 yılında Tayyip Bey'in seçim kampanya müziği ve sloganı oldu. Öyle mi? Tabii. Bugün mesela Dombura neyse, o zaman işte bir güneş doğuyor bandajları, bir güneş doğuyor çantaları, bir güneş doğuyor afişleri. 94 yerel seçimlerinde. 1994 yerel seçimlerde kampanya müziğiydi. Aa, çok güzel. Yani bunu Allah ömürler verirse bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra hala dinleriz hocam. Evet, çok güzel ritmi itibariyle. Tınısı var. Bir de belki şöyle bir şey herhalde. O zamanlar böyle bunu dinlerken bir başka haleti ruhiyedeydik. Bizi bir başka etkiliyor. Belki ilk defa dinleyen birisini bu kadar etkilemeyebilir ama. Ya şimdi tabii insanlar üzerindeki etkiler de değişiyor. Mesela genç geliyor, diyor ki abi diyor, bir güneş diyor, Cezayir ne yani diyor. Cezayir niye Cezayir ki diyor yani mesela. Evet. Bir bakıyorum hakikaten yıllar geçmiş ve gencin sorusu da çok doğru bir soru. Niye Cezayir yani? Mesela o şunu bilmiyor. İşte o zaman, işte 1990'lı yıllar başları, Cezayir'de seçim olmuş. İslami Selamet Cephesi %60-%70'lerle hatta çalınan manlanan oylar dahil 70, hatta 80'ler de diyebiliriz. İslami Selamet Cephesi iktidar olmuş ve iktidar verilmemiş, iktidardan alaşağı edilmiş. Onun üzerine bir tepkisel olarak işte bir güneş doğuyor Cezayir'de. Filistin, Gazze zaten durumu malum. Oradan dönüyoruz. Bak işte bir güneş doğuyor ülkemde yani Türkiye'de. Böyle bir umut verici, ritmik, insanları heyecanlandırıcı. Meydanlarda söylediğiniz zaman böyle bir coşkuyla insanların dinlediği bir eser haline geldi. Kim yazdı sözleri? Ben yazdım. Hepsini. Söz ve bestesi ben de yazdım. Çok güzel ya. O yaşlarda. Evet, benim ilk bestem Kalksam ve Dilsem'dir. Kalksam ve Dilsem ilk çıktığı zaman zaten biliyorsunuz. O da 1991'li yıllar. Onu da ayarlasanız arkadaşlar. Onu da dinleyelim bir arada. Ya böyle Kalksam ve Dilsem. Onu da bir ayarlayayım bir ara. Kalksam ve Dilsem benim ilk söz ve bestesini yaptığım eserdir. O zaman kaç yaşındasınız? O da işte kaç 90'lı yıllar olsa yani 69'luyum. Hatta 69'un sonu 20'li yaşlardayım işte. Yani 20 daha bıyığı yeni terlemiş bir gencim yani. Nereden geliyor bu kadar böyle müzik bilgisi şusu? Biraz daha geri gideceğiz o zaman. Hadi biraz geriye gidelim, ondan sonra başlayalım. Çok geri gidersek daha Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur'a kadar gider. Gidelim yani bir tanıyalım yani, biz amacımız o. İstanbullusunuz değil mi? Evet, İstanbul doğumluyum. Aslen Bayburtluyuz. Annem babam Bayburtlu. Allah rahmet eylesin ikisine. Amin. Onlara. Onlar işte yıllar önce, belki yarım asır öncesinde İstanbul'a göçmüşler. 6 çocuklu ailenin sonuncu çocuğuyum ben. Aa, çok güzel. Evet. Yani sonuncu olmak güzeldir herhalde. Çünkü ben öyleyim, biliyorum keyfini. Vallahi sonuncu olmak güzel herhalde ya. Mesela babam inşaat kalfasıydı. Beni hiç inşaatlara sokmazdı. Yani bu okuyacak falan diye. Abilerim de üzerime titrerlerdi. Yani hani aynı kaderdeyiz hocam bu arada. Aynı bir geçmiş var mı? Hayır, yani benim hikayemi anlatıyorsunuz gibi geldi yani. Hani babam inşaat ustası, abilerim inşaatta çalışmış, ben hiç inşaata girmedim. Sokmuyorlardı hiç, değil mi? Yok. Aman bu girmesin, girerse evet, işte evet. Okumaz falan filan gibi. Yine girdik tabii, ben mesela az çivi düzeltmedim yani evde. Çivi düzeltmişliğim vardır. Çalışan ustalara yardım etmişliğim vardır çocukken. Ayağıma çivi batmışlığı vardır. Mesela çivi battığı zaman ne olur, ne yapılır hepsini bilirim. Hocam o nasıl çıkarılır? Tetanoz aşısı. Hayır, o zaman aşı falan yok. Keserin sapıyla nasıl orası dövülür, o kan çıkarılır. Hepsini bilirim. Yani yaşadım bizzat bunları. İşte öyle bir aileden geldim. İmam Hatiplisiniz tabii. Sarıyer İmam Hatip Lisesi. Babam tabii klasik bir şeydi. Hani köyden şehre gelmiş, çoluk çocuğunu büyütmeye çalışan, çok onurlu, gururlu, çok şahsiyetli bir insandı yani. Allah rahmet eylesin. Böyle Amin. Çok kişilikliydi yani, böyle düzgün bir insandı. Ama tabii İslami bilgisi falan işte geleneksel örfi bir İslami bilgisi. Hatta 40 yaşından sonra böyle yavaş yavaş şey olmuş. Klasik işte Demokrat Parti, işte Demirel şeyinden, jargonundan besleniyor, işte o oradan geliyor falan. İşte ben de işte İmam Hatip Lisesi'ne gitsin, dini şeyleri öğrensin, hem de pozitif ilimler de şey yapsın falan diye. Ruhu var mıydı o zamanlar sizde de o İmam Hatip ruhu o zamanlar? Hani bir İmam Hatip ruhu vardır böyle. Şimdi başlangıçta yok tabii canım yani. Şimdi beni İmam Hatip'te gönderdi. Ben mesela babama hiç çok karşı çıktım yani. Benim bütün arkadaşlarım Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ne gidiyor. Bütün yani grup arkadaşlarımız İstinye'de. Beni gönderiyor İmam Hatip Lisesi'ne. Yani İmam Hatip Lisesi, aa bu dini okul öyle diye değil. Onlar oraya gidiyor, ben niye buraya gidiyorum? Zaten daha çocuksunuz. İmam Hatip Lisesi'nin ne olduğunu da çok bilmiyorsunuz. Yani sonrasından oluştu mu o ruh? Tabii. Tabii. Evet. Çok o dönemlerin şükür, böyle İmam Hatip ruhu olduğu dönem. Çok şükür. Lise, orta son lise 1'den itibaren bir İmam Hatipli olma bilinci ve babaya teşekkür tabii o zaman başladı. Yani. Çok şükür ki. Ben bugün tekrar dünyaya gelsem yine İmam Hatip Lisesi okumayı isterim. Çünkü orada hem pozitif ilimleri öğreniyorsunuz, hem dini ilimleri kaynağından da öğrenme fırsatınız oluyor. Evet. En azından o zaman. Şimdiki eğitim sistemini bilmiyorum. Çok eleştiriliyor. Onların hakkını da yemek istemiyorum ama bir kıyaslama şeyine giriyorsunuz. Ve ben hakikaten böyle taklidi değil de tahkiki imana böyle kademe kademe gelmiş bir insanım. Yani sorguluya geldim. 13, 14, 15 yaşlarında çok sorguladım yani hayatı, dini, gökyüzünü, yeri. Yani böyle düşünerek iman etmeyi, yani anne babadan gören bir imanı şey değil de tabii öyle başlıyor ama onu içselleştirdim yani. Ben dini şeyleri hayatımın bir parçası haline getirdim. O zaman yani şimdikilerle kıyaslama yapmak tabii doğru olmaz ama hani biz en azından o dönemki ruhu bildiğimiz için çok daha rahat konuşabiliriz. Çok tatlı bir ruh vardı o zaman. Tabii bilhassa liseden sonra işte o sadece İmam Hatip değil de tabii ben Milli Gençlik Vakfı'nda aslında yetiştim. Yani hem İmam Hatip'ten aldığım o kültürel değer, dini bilgiler ama Milli Gençlik Vakfı'nda o çok ete kemiğe büründü yani. Orada hem bir siyasi atmosferin içerisine girmiş oldum. Orada rahmetli, nedir de anlıyorsunuz yani. Mesela Cezayir'le ilgileniyorsunuz o yaşlarda. Erbakan hocamızla tanıştım. Yani onun fikirleriyle tanıştım. O benim hayatımda çok büyük dönüm noktaları oldu yani. Benim hayatımın şekillenmesinde onun bir evde, bir öğrenci evinde ben ilk defa, ben tabii tanımıyordum kendisini hiç. Sadece hani duyuyordum. Bir konferansını dinledim. Evet dedim yani, benim peşimden gideceğim adam bu. O kadar etkili oldu. Yani. Bu başkası olamaz dedim yani. İnanılmaz. Neyi etkiledi? Neyi etkiledi? Yani hayata bakışı, dine bakışı, bir makine mühendisinin bir dini meseleleri bu kadar hakim olması. Ben ondan bir cihat, biz yüz yüze bir cihat dinledim. Ben hiçbir, ne fakültede onu dinledim, ne İmam Hatip Lisesi'nde dinledim. Hayatımda öyle bir cihat konferansı dinlemedim. Evet. Evet dedim yani bu arkasından gidilecek bir lider. Ve fikirlerine önemsenecek bir insan. Ve bu beni de yanıltmadı. Yıllar sonra hep onun fikirlerinin hep daha şey olduğunu gördük yani. Evet. Ona karşı çıkanları bile bugün. Evet, vefatından sonra kıymeti daha çok bilindi üstelik. Yani bilinen öyle bir şanssızlığı da yaşandı. Allah razı olsun. Yani onun bizi şekillendirmesi, o günkü gençliği şekillendirmesi. Ondan aldığımız o güç işte ile beraber hem Milli Gençlik Vakfı'nın bütün birimlerinde çalıştım. Bütün spor başkanlığından tut kütüphane bilmem ne mahalle teşkilatı derken Milli Gençlik Vakfı başkanlığı yaptım. Sarıyer MGV başkanlığı. Hı-hı. Sonra İmam Hatip. Oradan işte İlahiyat Fakültesi, işte siyasi çalışmalar, Refah Partisi'nin o yükselişi, bizim meselelerimiz. Sonra 1993'te 90'larda radyolar, özel radyolar açılmaya başladı. Şimdi bir saniye, hızlı gittiniz. Gitmeyelim, tamam. Hızlı gittin, bir saniye hocam. Şimdi, ama sonra bak program bitiyor değil mi? Ya daha, hallederiz onu da. Müzik. Şimdi İmam Hatipli'siniz. Müzik nereden geldi? Benim müziğe ilgim şöyle. Bizim evimizde iki tane fraksiyon vardı. Bir Ferdi Tayfurcu, bir de Orhan Gencebaycı bir ekip vardı. Ben de hafif Müslüm Gürsesciyim. Eyvah. Yani ama o zamanlar yani o zamanlar ezgi vesaire bilmem ne yok ki. Bir annemin söylediği ilahiler var. Sordum sarı çiçeğe, annem babam var mıdır? Evet. Bu kadar yani. İlahi bir şey o kadar Türkiye'de. Abim birisi Ferdi Tayfur'u çok seviyor, dinliyor. Hı hı. O zaman plaklar var böyle. Evet. Şimdi yeni çıktı yine. O plakları koyuyorsunuz. İşte onun bir iğnesi var. Hı hı. Böyle dönüyor. Hı hı. Bazen çiziliyor aynı yerde takılıp durur o. Sonra frisbee oynarsınız onunla. Bir de Orhan Gencebay'ın şeyleri, plakları falan onlar var. Onlar çatışma yaşamazlar mı? Yani, tabii onlar çatışıyorlar falan. O yüzden eyvah dedim. Yani, o Ferdi Tayfur'u seviyor, o şeyi yapıyor falan, aralarında şey var. Ben aradan böyle Müslüm Gürses dinleyen olarak sıyrılıyorum. O zaman bizi küçümsüyorlar, Müslüm Gürses dinler. Şimdi Müslüm Gürses de tap oldu. Evet. O da bir yani sonradan keşfedildi falan. Değer verildi daha doğrusu, filmi yapıldı. Önemli tabii bir müzik adamı. Ben o zamanlar o tınırlarla işte okuyorum. Orhan Gencebay'dan eserler okuyorum. İşte Ferdi Tayfur'dan o zamanca. Sonra bizim İmam Hatip Lisesi'nde matematik dersi hocamız vardı. Herhalde müziği de falan da çok seviyordu. İkide bir bana şeyin sonunda hadi sen bir eser oku diyordu bana. Hocam diyordum falan. Okutuyordu falan. Ne okuyordunuz? Ya işte Ferdi, orada Orhan Gencebay'dan işte şeyden falan okuyordum. Sonra Milli Gençlik Vakfı zamanında okulun son zamanları ve Milli Gençlik Vakfı'nda Doktor Ramazan Uçar Bey var. Türkiye'de artık band tiyatroları başlamış. Band tiyatrolarında işte Gün Batı'dan Doğmadan Hicret tarzında tövbe, dini şeyler anlatılıyor band tiyatrolarında. Onların arasında da ezgiler var. Herhalde o band tiyatrolarını daha iyi biraz dinlendirmek için, o anlatımı birazcık daha dinlendirmek için işte Mu'te Destanı'nı anlatıyor mesela diyelim. Mu'te Destanı ile ilgili eserler çalınmaya başlıyor. Doktor Ramazan Uçar, Allah selamet versin, dedi ki ya ben İslamoğlu Yayıncılığa bir band tiyatrosu yapacağım. Onun içerisinde iki tane eser var, senin okumanı istiyorum. O da beni şeyde görmüş. Yılbaşı gecelerinde alternatif geceler yapılırdı biliyorsunuz. Evet. Mekke'nin fethi diye. Evet. O Mekke'nin fethinin ismini koyan insan da benim. Ciddi misiniz? Oo. Şimdi şöyle bir şey oldu. Alternatif gece ismi koyuyorlar. Biz Milli Gençlik Vakfı'ndayız. 31 Aralık gecesi bir gece yapacağız. Ama ne koyacağız bunun ismini? Ben o anda takvime baktım. Takvimde şey yazıyor. Mekke'nin kurtuluşu. O zaman ona denk gelmiş aslında işte. Evet. Yani 30 yılda bir belki ona denk gelir. Bir baktım Mekke'nin kurtuluşu. Dedim ki arkadaşlar bu gecenin ismini Mekke'nin kurtuluşu yapalım. Hem onu anmış olalım. Çok güzel. Yani bu alternatif gece şeyinden de kurtulmuş olalım. Ne yapıyoruz biz? Mekke'nin kurtuluşunu kutluyoruz yani falan. Aa dediler, çok güzel Mekke'nin kurtuluşu. Sonra her sene Mekke'nin kurtuluşu. Ama o zaman denk gelmişti yani. Merak ederdim ki hikayesini, çok iyi oldu. O zaman denk gelmişti aslında Mekke'nin kurtuluşu. Ondan sonraki yıllarda denk gelmiyor aslında. Çünkü hani 30 yılda bir denk geliyor ya, hicri takvim, miladi takvim falan 11 diye. 11 gün geri gelir. Yani işte orada ben bir iki eser okumuştum. Hayat, iman ve cihat falan diye işte yeni yeni daha bilinen. Doktor Ramazan Bey de orada işte benim sesimi dinlemiş. Dedi ki ya burada iki tane eser var bu band tiyatrosunda. Sabırla sabırla, seherlere sabırla, sabrını gönlünü çilelere hazırla diye başlayan bir eser. Sabırla sabırla, seherlere sabırla, sabrını gönlünü çilelere hazırla. Böyle koro okuduğumuz bir şey bu. Band tiyatrosunun içerisinde. İkinci eserde şey, ağlayın ey insanlar, alimler şehit oldu diye başlayan iki eser. O çok, benim dinleyicilerim çok bilmez onu. Bu iki eserle Taksim Metropol Stüdyosu'nda başladık. Eğitim yok. Yok, eğitim şey. Hani o anda benim sesimin güzelliği vesaire. O kadar yani. Tabii. Stüdyo ile ilk tanışmam öyle başladı zaten. Sonra bu band tiyatroları piyasaya çıktı bilmem ne. O kadar o eserler çok sevilmeye başlandı ki. Yayıncı şey dedi. Ya dedi, sadece ezgilerden oluşan bir albüm yapalım. Yani sizlerin sesinden oluşan bir şey olsun diye. Bizler oturduk. Yine ezgiler yapmaya başladık. Ama o zamana kadar böyle ezgiler falan çok popüler de değil. Hatta yok yani, değil mi? Yok tabii. Sizinki ilk o zaman. Ya benden önce işte Grup Selika var. Ömer Karaoğlu ve ekibi biraz bir şeyler yapıyorlar. İşte ilk Cemre var. Abdülbaki abinin yaptığı. Böyle hafif gruplar yavaş yavaş çıkmaya başladığı bir dönem aslında bu. Evet. Sonra oturduk işte ben, İbrahim Tanrıkulu, Hakan Aykut, Yener Turan bir albüm çalışması yaptık. O arkadaşlar nereden? Hakan Aykut çok genç bir çocuk daha. Klavye, çocuk hatta klavye çalıyor. Evet. Bizim camiamızda da öyle müzik, klavye çalan çok yoktur yani. Evet. Hakan'la işte başladık. Hakan ama yani amatör de olsa biliyor yani müzik. Notaları bilmese de çalmasını falan biliyor. Onlarla oturduk, eserler yapmaya başladık. İşte Hakan, ben melodileri çıkarıyorum. Hakan armonileri basıyor. İşte şeyleri çıkarıyor. Üçlüsünü, beşlisini falan oluşturuyoruz. Hocam bir dakika, tekrar soruyorum. Müzik bilgisi yok. Yani eğitim benim müzik bilgim alaylı ama... Hayır nota filan... Müzik bilgim alaylı ama Hakan tabii müzik biliyor yani. Eyvallah, tabii klavye çalıyor. Yani onları böyle matematiğine döküyor tabii. Tamam. Döküyor. Daha sonra stüdyoya gittiğimiz zaman da stüdyoda daha da o hani gelişiyor falan. Çok tatlı. Ve ilk Kalksam ve Dirilsem benim ilk bestem, ilk sözüm. Sonra onu işte aranje yaptık, düzenleme yaptık, çıkardık. Kalksam ve Dirilsem albüme ismini veren eser. Aman Allah'ım. Şimdi o kadar nasıl nasıl yazdın onu? Oturdunuz, ben yazacağım. Evet, ben oturdum. Hamzele kalemi, Bir Güneş Doğuyor. Bir Güneş Doğuyor'dan önce işte Kalksam ve Dirilsem. Oturdum işte yazdım yani hani o günkü duygularımla, gecenin karanlığında hep yanımda olsan. Bize bir Kalksam Dirilsem dinletir misiniz arkadaşlar? Mücadelen ve kıyamın rehberim olsa. Evet. Mekke'nin ortasında, Kabe'nin yanında, Rahmani hareketin bir eri olsam. Hocam çok güzel. Ben kalksam ve dirilsem, imanımla yücelsem, içimdeki benliği tek tek. Tabii o zamanlar yani çok şükür böyle heyecanlı gençleriz. Bir eser okuyacağız, dünyayı değiştireceğiz zannediyoruz. Samimiyiz. Hakikaten... hocam bir Kalksam ve Dirilsem dinleyebiliyor muyuz arkadaşlar? Tamam. Marmara Müziği'nin YouTube sayfasından girip yapabilirler. Tamam. Hazırlıyorlar hocam, buyurun. Ve o böyle siz oturunuz, o güzel sözleri... Tabii. Ama şunu söyleyeyim ki, ben tabii Milli Gençlik Vakfı'ndayken daha hiç müzikle iştikal etmezden... dergi çıkarıyordum. Ben kalemim iyiydi yani. Ben dergide mesela Biz 3 arkadaş Çağrı adlı bir dergi çıkarıyorduk. 3-4 arkadaş başladık. Hepsi kaçtı. Dergi bana kaldı. Ben tek başına 60 küsür sayfalık dergiyi tek başıma çıkarmaya başladım. Baş yazı yazıyorum. Baş yazının ismi Eşref Maksudoğlu. Hı hı. Yani Eşref benim, Maksud, hı hı. Maksud babam, Eşref Maksudoğlu. Fıkıh köşesi hazırlıyorum, Bilal Şahin. Sanatla ilgili şey yazıyorum, makale yazıyorum. Şey yazıyorum, ismim işte Eşref Ziya Terzi. Başka bir şey yapıyorum. Hepsi baştan sonra sen mi yapıyorsun? Ben yapıyorum. Birkaç tane de dışarıdan işte yardım aldığım insanlar var ve koca dergiyi ben tek başıma çıkarıyorum. O dergiyi 7-8 sayı çıkardım ama en sonunda bir gün düşünün bakın, hem dergi çıkarıyorum hem okula gidiyorum, hazırlıkta okuyorum o zaman fakültede, evet. MGV'ye geliyorum vesaire. Bir gün sabahleyin bir kalktım, saçımın şurasında bir topak bir saç var. Of. Ben saç kıran bir insanın saçının bir anda nasıl döküldüğünü o zaman şahitlik ettim. Şöyle bir baktım, ya dedim tuhaflık var. Bir baktım bir avuç saç geldi elime. Şurası olduğu gibi tamamen dökülmüş. O zaman saç kıran olmuşum. Ya nasıl bir stres, nasıl bir şeyse, nasıl kendimi böyle şey yapmışsam ki, yani benim işte böyle bir şeyim var. Yani bir hedefe kilitlendim mi onu neticelendirene kadar böyle bir şey yapıyorum, yani yarı yolda Hı-hı. bırakma şeyim yok. Ve ondan sonra artık MGV'de dedim ki arkadaşlar bu dergiyi ben artık hani çıkaramayacağım. Tek başıma yani. Yeter. Yok yani çıkaramayacağım. Çünkü artık sağlığımdan falan olacağım diye. O dergi işte 7-8 aboneleri vardı. Abonelik yapıyorduk. Allah Allah. Tabii tabii. Oradan benim şeyim var. Hani böyle yazı. Kalem var. Kalemim var. Yazı yazıyorum. Okuyorum. Ciddi bir okuyucuyum yani. Öğrenciyim. Okumaya açım. Ve ben hayatım boyunca öğrenciyim. Ya ben hala öğrenciyim. Onu söyleyeyim. Eyvallah. Yani ben her an aslında öğrenci demeyelim de talebe diyelim. Evet, talebe. Yani öğrenci başka bir şey. Talebe, yani talebeden isteyen. Hep talebe olmayı sevdim. Herkesten bir şey öğrenirim yani. O yüzden çok ciddi kitap okuyorum. Yani ciddi fikri şeyin içerisindeyim. Seyit Kutup'un Fi Zilalil Kur'an tefsirini okuyorum. Seyit Kutup'un Yoldaki işaretlerini bitirmişim. Hasan el-Benna'nın risalelerine başlamışım. Yani böyle acayip bir şeyin içerisindeyim yani. Böyle o zamanlar okuduğum kitapları sonra hiç o kadar okumadım yani. O kadar evet, o zaman evet. okuduğum kitapları. Ahmet Günbay Yıldız'ın romanları var of. O zaman. O romanları hepsini bitirmişim. Sonra yeni Ahmet Günbay Yıldız bana roman yetiştiremiyor yani. Evet. İlk sayfaları ama benim okuma alışkanlığım Texas Tom Mix'le başladı. Ama o dönem öyleydi zaten hocam. Tabii. Küçük yani. Ben Texas Tom Mix okurdum. Daha çocuktum. 13-14 yaşlarında falandım. Allah'tan babam bana hiçbir şey demezdi. Bak o kadar demek ki ileri görüşlü bir insandı. Bazılarının babaları şeyleri kızardı. Bunları niye okuyorsun? Texas Tom Mix ne? Ama benim ilk kitap okuma alışkanlığım oradan gelmiştir. Yani o Tom Mix'in, o işte Zagor, işte bilmem Chico Miko evet. falan. Sen de sizin kuşak hocam, bilir mi bilmiyorum da. Her türlü bilmez miyiz ya? Ama hep öyle oldu ki. Hep öyle. Önce resimlilerle başladı. Aynen. O okuma alışkanlığım oradan başladı. Sonra işte Ahmet Günbay Yıldız'ın romanları derken daha fikri şeyler falan. Böyle bir ciddi bir altyapı. Zaten Erbakan'ı dinledikten sonra başka bir yerlere uçtuk gittik. Yani böyle. Ondan sonra ezgi olarak döküldü böyle. Tabii kalem. Döküldü. Yani o fikri, tabii ki önce bir fikri altyapınız oluyor. Evet. Sonra bir edebiyata ya da işte okumaya bilmem ne merakınız oluyor. Ben bu arada o beni o kadar çok geliştirmiş ki lisede kompozisyon yarışması yapmıştı hocamız. Ben 3. falan olmuştum. Kompozisyon yarışmasında sınıfta. Hatta kompozisyonun başlığı şuydu. Ben şöyle bir başlık atmışım. Umut bir kamçıdır. Yani daha ortaokul çocuğuyum yani. Hoca böyle aldı eline, dedi ki Umut bir kamçıdır. Sen de nasıl böyle bir şey yapabildin dedi. Yani böyle bir başlık atabildin dedi. Sırf şu başlık bile dedi senin yani ilk 3'e girmene yeterli bir şey falan dedi. Çok iyi. Ben de umudu anlatan bir şey yazmışım yani orada. Başlığı da umut bir kamçıdır diye yazmışım falan. Yani oradan böyle bir beslenince tabii şiirler oluşuyor yani sizde. Artık hani bir şeyler yazabilme yeteneğiniz de gelişiyor. İşte 20'li yaşlarda falan o şeyi yazdım. Kalksam ve Dilsem'i yazdım. Evet. Sonra bunlar bestelendi. Sonra besteledik. Sonra başka eserler yaptık. Kalksam ve Dilsem'de. Tamam, hızlı geçmiyorum oraya. Çünkü orası bir mihenk taşı bizim için. Yani o kalksam ve dirilsem, bu söz size mi ait yoksa başka birisine mi ait bilmiyorum ama o kadar hoşuma gitmişti ki o söz. Bu kaset o dönem bütün öğrenci evlerinde vardır. Bütün öğrenci evlerinde ve resmi bandrolü ve bandrolsüz milyonlarca satışa ulaştı. Evet. O zamanlar kayıt da çok kolaydı. Bana Tarık Tufan geçenlerde dedi ki, ya dedi ne milyonu dedi, Tarık Tufan'ı bilirsiniz. Evet. Ben dedi sırf köprünün üzerinde 10.000 tane ben korsan satmışımdır dedi. Kaç tane resmi rakam satış? Ya 1 milyonun üzerinde 1 milyonun satışı üzerinde var ama diyor ki sırf 10.000 tane korsan ben satmışımdır. Hocam zaten. Yani öğrenci evlerinde öyleydi zaten. Tabii, şimdi o teypten teybe çekiyor. Hayır, yeniler bilmez şimdi onu ama çift kaset çalarlı teypler vardı. Buraya koyuyorsunuz. Bir tanesini koyuyorsunuz, ötekisine rek yapıyorsunuz. Play aynı anda. Sayfanın üzerine kaydet. Tertemiz hem de. Tertemiz yani hiç şey yok böyle. Yani arada problem yok. Tertemiz kayıt o yani. Bütün o dönemlerde öyleydi. Evet. Evet. Şu kalksam ve dirilsem bir dinleyelim. Bir keyifle dinleyelim. Gönderin arkadaşlar. Bence bunları bir tekrar yorumlayın. Yani hani İnşallah tabii. Yani yeni versiyon, yeni enstrümanlar, yeni anlayışla tekrar yapılabilir. Gerçekten. Bu zamana kadar ne yapmadınız ki hocam ya? Hayır bu zaten ikinci versiyonu. Hayır yani bunu son böyle hani 2020-2021 oturup böyle klip çekip. Bu ikinci versiyonu. Bunun birinci versiyonu daha ince biraz önce bir güneş doğuyordaki gibi daha böyle çocuksu bir ses. Bu ikinci versiyon ama üçüncü versiyonu da istiyor. Evet. Ya ben klibe çok fazla bakmıyorum ya. Mesela kalksam edilseme nasıl bir klip yapsanız insanlar artık bu eseri o kadar kendi zihinlerinde klipleştirdiler ki. Klibe ben şöyle bakıyorum ya. Siz dinleyicilere şunu diyorsunuz. Böyle düşün. Eyvallah. Yani ben size böyle bir görsel gösteriyorum. Siz bunu böyle düşünün. Ben böyle olsun istemedim. Yani benim zaten 30 yıllık müzik hayatımda 2 tane falan klip vardır yani. Çok sevmiyorum. Kliple zihinlere o prangayı vurmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki bu eserlerin her bir bireyin üzerinde bir klipleşiyor. Çok doğru hocam. Çok doğru. Kendi hayatında onu çekiyor. İlk dinlediği yerde etkisi bırakıyor. İlk dinlediği yer, kimin için dinlediği, nasıl, arkadaşları için mi, hangi evdeydi, hangi yurttaydı. Ya da hangi konserdeydi. Hangi konserdeydi. Her eserin, her dinleyende bir kendine ait bir şeyi var. Bir oluşturduğu o klip var bence zihninde. Ben onu çok bozmak istemedim. Eyvallah. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Eyvallah. Şimdi katıldım size ama yenisini yorumlayın o zaman. İnşallah. Hani bir güneş doğuyor da bir yenisi böyle çok güzel gelir bence. O zaten artık zamanı geldi. Bence güzel gider o. İnşallah. Peki ondan sonra oturdunuz. Albümün hazır. Albümü yaptık. Yazdınız, bitirdik. Yayıncımıza götürdük. Oradan çıkardık derken kalksam edilsem ciddi manada bir ilgi alaka görünce. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz. O kadar olur mu yani? Şimdi onun bir şeyi vardır, hikayesi vardır. Tamam kaset verdiniz, ondan sonra yapımcı dağıtmaya başladı. Hani o tepkileri, o ilk andaki izlenimi bekliyor musunuz? Muhtemelen milyonlar gitti . Tabii ki beklemiyorsunuz. Yayıncı da beklemiyor yani böyle bir şey. Tabii ki canım yani sonuçta hani 3-5 tane genç ilk kasetleri bundan önce sadece bir band tiyatrosunun içerisinde 2 tane eser okumuşlar yani. 2 tane genç. Ondan sonra hatta kasetlerin başında yazar. İslamoğlu Yayıncılık sunar. Evet. Biliriz Evet. Zaman Yayıncılık sunar gibi. Evet. Zaman Yayıncılık sundu. Böyle biterdi yani kasetler. Tabii biz yaptık, verdik, başladı. Zaten ilk anlarda hemen tepkiler ciddi manada gelmeye başladı. Ne oluyor dediniz mi? Repeteler gelmeye başlamış. Repete dediniz? Yani ikinci alımlar. Tekrarlar yani. Tabii yayıncı bizi çağırdı İslamoğlu Yayıncılık. İbrahim İslamoğlu Allah selamet versin. Dedik ki arkadaşlar bu çok güzel yani oldu. Bayağı ilgi alaka gördü ve çok ciddi şeyler kazandı yani İbrahim İslamoğlu o şeyden. Herkes biz çok kazandığımızı zanneder ama aslında yapımcı. Evet. Tabii biz orada çocuğuz ya. Bizim elimizde belki 3'er bin lira vermiştir. Göndermiştir. Yemek, çay parası. Ama olsun, yine Allah razı olsun. Sonuçta yani inanmış, güvenmiş. Evet. Yapımcılar küçümsenecek insanlar değil. Size ilk inanan insanlar onlar aslında. Evet. Ondan sonra dedik arkadaşlar, bu tuttu yani. Hani bir yapımcı şeyiyle baktı. Hep tüccarda zaten. Bunun dedi ikincisini yapmamız lazım. Yani bir şey, evet, yine bir şey yapmamız lazım. Hocam çok hızlı gidiyorsunuz. Şimdi o tuttu. Yani mesela nasıl tepkiler? Dışarı çıkıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Mesela sizin böyle orada ben kalksam ve dirilsem ya da işte bir güneş doğuyor, duyuyor musunuz? Ama şöyle bir şey düşünün. Yani hani biz o zamanlar televizyonlar yok, sosyal medya yok. Siz o ilgiyi ancak nerede görebilirsiniz? Bir yerde konser yapacaksınız. Konserde insanlar gelecekler. Evet. Aa diyeceksinler. İşte diyecekler. Yani. Biz bir eser yapmışız. Acayip dinlenmiş. Şimdi o dünyayı hayal edin yani. Evet. 2000'li yılların başını hayal edin. Hiçbir televizyon, hiçbir şey, tabii, sizin eserleriniz şey, radyolar daha özel radyolar yok. Evet. 90'lı yılların başını düşünün yani. Evet. Daha işte 91, 92'lerde falan özel radyolar çıktı. O ama korsan olarak çıktı yani. O fısıltı muhabbetiyle çok daha güzel, daha tabii, sağlam tabii yayıldı gidiyor. Ama özel radyolar çıktığı zaman tabii dini radyolar da, İslami radyolar da çoğalmaya başladı. Evet. Peşi sıra açılmaya başlayınca, ilk eserler orada dinlenmeye başlayınca zaten iş başka yerlere gitti. Bir baktınız konser hınca hınç dolu, tabii konser başka salonu yerlere gitti iş yani. Radyolar bunları çalmaya başladılar. İnsanlar ilgi göstermeye başladılar. Tabii Türkiye'de bir siyasi hava ve atmosfer de var. Evet. İşte ezgiler siyasi atmosferi besliyor. Siyasi atmosfer radyoları besliyor. Radyolar ezgileri besliyor. Toplum kaynıyor. Böyle ciddi bir muhalefet var. İslami bir muhalefet var. Bilinç var. 28 Şubat baskısının insanlar derdi. 28 Şubat sonra tabii, daha sonra. Evet. 93'ler falandan bahsediyorum. 92-93'lerden bahsediyorum. İşte tam o sıralar biz, ben fakültenin son sınıfından işte yeni mezun oluyorum. Marmara FM'i kurduk. Evet. Ben o zaman Milli Gençlik Vakfı Başkanıyım. Bir grup arkadaşımız bir araya gelmişler Gaziosmanpaşa'da. Ben de o zaman Milli Gençlik Vakfı İl Başkanı'na diyorum ki, başkanım Abdullah Sevim, Allah selamet versin buradan, Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Evet. Başkanım diyorum, bizim bir radyo kurmamız lazım. O da çok yeni bir şey. Onu soracağım. Türkiye'de nereden aklınıza geldi? Hani radyo kuralım, onun bir bilinç altyapısı. Ya işte özel radyolar kurulmaya başlanmış ve bizim tebliğ için bir radyo kurmamız lazım. Yani çünkü dergi çıkarmışım ya, oradan biliyorum yani topluma ulaşmak ait lazım, bir şeyler yapmak lazım. Yani bir faaliyette bulunmak lazım. O anın çağın dilini kullanmak lazım. Benim en büyük şeyim odur yani. Şu an çağın dili neyse, bugün televizyonsa işte o gün radyoydu. Dedim ki yani bir radyo kurmamız lazım başkanım. Ama o tabii daha şeydi yani, klasikçi bir insandır. İşte hadisçidir, daha böyle şey, müziğe karşı mesafeli. Benim eserlerimi çok fazla şey yapmıyor böyle. Ya işte bunlar da işte olmaz falan. Hani klasikçi şeylerine, kaliteyle bakıyor. Helal mi, haram mı şeylerine daha. Baktım şey değil yani, olmayacak yani. MGV'nin çatısı altında bu radyo olmayacak. Evet. Sonra Gaziosmanpaşa'daki MGV'deki arkadaşlarımız, Eyüp Erol ve arkadaşları bir araya gelmişler. Bir ticaret yapacaklar. Otomotiv alım satımı mı yapacaklar, ne yapacaklar bilmiyorum. Bir para biriktirmişler. Benim başkanla konuşmamı duyunca geldi yanıma, dedi ki Eşref Başkan dedi. Buyur abi dedim. Ve cam da sıkkın. Dedi ki moralim bozuldu biliyorum dedi. Çünkü ben hani bir şeye inandım mı onu çok şey yaparım yani. Çünkü inan olacak yani, o olabilir yani. Niye olmasın ki? Yani herkes radyoyu çok gözünde büyütüyor. Radyonun çok karmaşık bir yapısı olmadığını biliyorum yani. Evet. Araştırdım yani. Çok hele o diyor zaman, ki nasıl kuracağız diyor. Hele o zamanlar çok daha kolay hocam yani. Tabii tabii. Ama çok insanlar bilmiyorlar. Radyo deyince TRT akla gelir yani. Koca koca binalar, evet, direkler falan işte radyo. Dedi ki ya moralim çok bozuldu biliyorum. Evet dedim ya yani başkandan böyle bir teklif tepki beklemiyordum falan dedim. Dedi ki gel beraber kuralım dedi. Biz dedi bir grup arkadaş bir araya geldik. Hı hı. Otomotiv alım satım vesaire bir işler yapacaktık ama dedi radyo yapalım dedi. Radyo dedi ticari bir şey değil ama dedi olsun dedi yani hani tebliğ olur şey olur. Ya çok güzel. Güzel olur dedi yani. Ciddi misin sen dedim. Allah ciddiyim dedi yani niye var dedi yani biraz para da topladık falan dedi. Ondan sonra ben heyecanlandım tabii. Yani şimdi yani bir şey olacak evet. Şey diye. Ben işte Sarıyer'den Gaziosmanpaşa'ya geliyorum, gidiyorum, bakıyorum ama bir şey yok yani hani o ilk heyecan yok. Yani herhalde çok para toplanılmamış bilmem ne falan. Tekrar bir şey yaptık. Şöyle bir silkindik, bir araya geldik falan derken Gaziosmanpaşa'da Esenyurt İşhanı'nın 5. katında bir yeri tuttuk. Oraya bir direk, kendi ellerimizle bir direk yapmaya başladık. Yani nasıl bir akılla biz yaptık onu ben bilmiyorum. Bir demirci çağırdık, direkler çağırdık. İşte adam onu işte kaynak yapıyor bilmem ne. Böyle bir binanın tepesinde yüksek gerilim hattı gibi bir şey düşün yani. Evet. Böyle bir direk olabilir mi yani? Oradan devrilse hakikaten insanlar ölebilir. Ama işte o zamanın şeyleriyle yaptık. 1993 yılının 30 Ağustos muydu? Bir zafer bayramı falandı. Bismillah dedik yayına başladık. Ama onun öncesinde tabii bu radyonun ismi ne olacak tarzında evet. Şeyler yapılıyordu. Konuşmalar yapıyordu. Baktım arkadaşlarımdan bir tanesi işte Cihat FM olsun, birisi Hilal bilmem. Dedim ki arkadaşlar benim kanaatim bana sorarsanız biz İslami bir isim koymayalım. Biz zaten yayınlarımızda İslami şey. İsimle ilk önce insanları itmeyelim dedim. Evet. Ön yargılı yaklaşmasın insanlar. Bu genel herkesin işte dinlediği zaman kabul edebileceği bir isim olsun. Ne olsun dediler. Vallahi dedim ben Marmara mezunuyum. Marmara olsun dedim. Oradan yani. Mı çıktı isim? Aynen. Çok güzel. Ben dedim Marmara mezunuyum dedim. Marmara ismi de dedim aslında bir bölge ismi değildir dedim yani. O bölgeyi ismini de aşmış bir isimdir falan dedim. Tamam dediler yani sevdiler onlar da. Hoşlarına gitti. Tamam dediler olsun Marmara FM. Bismillah Marmara FM gerçeğin sesi sloganını koyduk. 1993'te. O zaman da bir çıngıl aklıma geldi. Çıngılını da ben yaptım Marmara. Öyle efendim. Mi? O çağrının çıngılıdır o. Nan nan nay 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 Marmara FM. Gerçeğin sesi. Çok güzel. Onun hemen zaten müzisyenlikten, müzikten de geldiğimiz için hani stüdyo vesaire tık hemen Marmara FM'in çıngılını da oluşturduk. Sonuna okumalarını falan da yaptırdık. Bismillah yayına başladık. İlk çıngılımızda kendimizi... İlk eseriniz neydi? İlk çaldığınız eser? Onu hatırlamıyorum. O çok önemli. Onu hatırlamıyorum ama... Yani bir güneş doğuyor diye... Ama ortalık yıkıldı. Demek ki inanılmaz bir açlık varmış yani. İnanılmaz bir açlık varmış. Evet. Ama o dönemler rahat. Marmara FM o kadar bir ilgi, şey. O kadar ilgi alaka var ki insanlar fevç radyoya geliyorlar. Sanki böyle kutsal bir yeri ziyaret ediyormuş gibi. Bir gün bakıyorum danışmada işte artık büyüdünüz danışma falan olmaya başladı. Danışma dediğimiz işte Esenyurt İşhanı'nın 5. katındayız. Orada insanlar geldiği zaman telefonlara bakan birimiz var. O işte danışma o işte yani. Eyvallah. Bakıyorum insanlar var yani burada. İşte oradaki radyocuları görmek istiyorlar. Evet. O sesini duyduğu insanlarla hemhal olmak istiyorlar. O zaman istiyorlar. Öyleydi hocam. O zaman kimisi köfte yapmış getirmiş, şey. Kimisi evet. Dolma yapmış getirmiş bayanlar. Şu bu falan. O birisi işte Ömer Çelik'i soruyor, öbürü işte birisini soruyor, birisi Mehmet Can'ı soruyor. Bizi soruyorlar falan derken orası böyle ciddi bir sevgi yumağı oldu yani gerçekten. Marmara FM ciddi bir okul oldu. O okuldan çok iyi arkadaşlarımız yetişti. Bugün televizyonlarda, gazetelerde gördüğümüz. Müzik dünyasında. Evet. Esra mesela 24'te Kanal 24 Esra Elönü. Ben bunları anlattığım zaman o küçücük bir kız çocuğuydu. Baktım böyle binada böyle bir kız çocuğu geziyor. Böyle ufak tefek bir şey. Dedim bu kim? Dediler bu bizim bu caminin imamının kızı. Gaziosmanpaşa'da. Dedim burada ne yapıyor? Ya bu işte meraklı bu kız. Bu şey ya, kız dedim yani gerçekten küçük bir kız yani. Evet. Böyle küçük bir kız böyle oralarda geziyor yani. Eyvallah. Ondan sonra o kız şimdi işte Esra Elönü. Eyvallah. Kanal 24'te Araf'ta sorular programını yapan kardeşimiz. Daha sonra o gelişti, büyüdü. Sonra Marmara FM'de programlar yapmaya başladı. Marmara FM'in yan yönetmeni oldu. Sonra Marmara FM. Marmara FM Gaziosmanpaşa'da başladık. Bu arada yıl 1993, 1994'te seçimler var. Ve Tayyip Bey belediye başkan adaylığı açıklandı. İlk basına çıktığı program Marmara FM ve programı ben yaptım. İlk yayına çıktı. Tabii. Öyle mi? Adaylığı en geç açıklanan aday Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kazanma ihtimali hiç düşünmüyor. Tabii canım yok. Onu işte televizyon programlarına çıkıyor. İşte bu da diyorlar Refah Partisi'nin adayı diyorlar. Hayır o dönem. O küçümsüyorlar. En köşeye atıyorlar onu zaten. O dönem şimdiki teknoloji değil. Yani o zamanlar işte canlı yayın yapabilmeniz için şöyle kocaman bir yerde kocaman böyle kamyon, otobüs gibi bir canlı yayın aracıyla gitmesi lazım. O da çok maliyetli, külfetli bir şey. Tabii canım o stüdyoya geldi zaten. Herkeste de yani TRT'de bile mesela koskoca TRT'de İstanbul'da bile 2-3 tane falan vardır. O kadar çünkü maliyetli bir şey o. Şimdi her kanalda birçok olabilir. Ya bir olmasa bile kiralayabilirsiniz. O dönem bunu böyle off the record dinledim birisinden. İsim vermeden anlatıyorum bunu. TRT işte canlı yayın araçları gönderecek. Elinde 2 tane ya da 3 tane var. Kim kazanırsa onu direkt böyle işte kutlayacaklar. Kim kazanabilir? Bedrettin Dalan. Ondan ya sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Zülfü Livaneli kazanır. İşte potansiyel şeyler onlar. O kadar. Şimdi canlı yayın araçları sadece ikisine gidiyor. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ondan sonra Refah Partisi yok. Erdoğan'ın bulunduğu şeyde orada takip ediyorlar ya genel merkezden. Orada yok canlı yayın aracı. Ve o gün seçim sonucu bir açıklanıyor. Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Canlı yayın aracı orada yok. Yani oradan canlı yayın aracın toplanması da o zaman şimdi bile bir külfettir. Yani şimdi bile canlı yayın aracın toplamanız 15-20 dakikadan fazladır. Yarım saattir neredeyse. O zaman hele küllün yani saatler işte toparlanacaklar, gidecekler. Erdoğan'ı yayın almak istiyorlar. Başka bir yerde. Diyor ki canlı yayın aracınız neredeydi? O size nasip olmuş o zaman işte. Orada işte ben ve Abdülbaki Kömür ikimiz Tayyip Bey'i ortamıza aldık. İşte adaylığınız hayırlı olsun. İşte radyo yıkılıyor. Ben o zaman Tayyip Bey'in bu ülkede çok önemli yere gelebileceğini inanın hissettim ve gözlemledim. Hı hı. Bunu gözlemlememeniz mümkün değil zaten. O kadar bir sevgi var ki soruları yetiştiremiyoruz. O kadar soru soruyorlar, o kadar kendisinden bir beklenti var ki. O da çok memnun olmuştu yani. O da bu kadar tahmin etmemişti yani. Bir radyonun bu kadar etki edebileceğini o da gözleriyle gördü. İşte orada bir başladık yani ciddi manada. Ama o zamanlar radyolar şeydi hocam yani efsane bir şey. Çok müthişti yani. Gerçek bir silikutu. Hatta pek çok yerde mesela benim hayatımda da öyle. O dönemde radyo televizyondan çok daha makbul. Yani tabii, mesela bazı programlar olurdu. Yani sokakta oynayan bir çocuğum lisede, lise 2, 3 yani çocukta takılan bir gencim mesela. Diyelim ki öğlen saat 3'te o program var. Eve gidip o programı dinliyordum. Yani dış sokaktan eve gelip o programı dinliyordum. Kaydedenler yani. Var. Vardır da. O kadar gece programlarımızı kaydediyorlardı mesela. Gündüzün dinliyorlardı. Evet. Bizim Marmara FM'in. Dolayısıyla o dönemler öyle. Biz kaydederdik mesela Rütük için biliyorsunuz. Evet. Onları gelip bizden isteyip kaydedenler, evlerinde arşiv olarak bulundurmak isteyenler falan. Çok güzel günlerdi ya. Çok samimi, çok insanların birbirlerini Allah için sevdikleri, hiçbir beklenti içerisinde olmadıkları. Samimiyetin çok güzel olduğu hep günler. Zamandan verdikleri, kendilerinden verdikleri, çoluğuna çocuğuna ayıracakları zamanı, kendi inandığı değerlere, davasına ayırdığı. Çok bir daha bilmiyorum da asla geri gelmeyecek dönemlerde. Şunun şeydi bir de yani çok sıcak dönemdi insanlar arasında. İnsanlar birbirini Allah için severdi. Evet. Birbirlerine sarıldığı zaman bir menfaati yoktu. Hı hı. Bugün şimdi insanların birisine gerçekten Allah için selam verip sarıldığınız zaman adam herhalde şöyle bunun ne beklentisi var benden diye düşünüyor. Düşünür diye o samimiyeti bile gösteremiyorsunuz. Yani böyle değişik. farklı bir sendrom. Ben buna Uhud sendromu diyorum. Uhud sendromu. Evet, bir Uhud sendromu yaşıyoruz toplum olarak. Bilhassa dindar cami olarak diyeyim. Bir Uhud sendromu içerisindeyiz. O günleri, o samimiyeti hakikaten hepimiz özlüyoruz. Eyvallah. Ben bunu şeyde de görüyorum. Bizim Marmara Müziğin bir YouTube sayfası var. Çok ciddi de bir abonesi var. Her günde artıyor. Her ay 7-8-10 bin bir abone olarak büyüyen bir sayfa bu. İnşallah yakında milyonluk bir sayfa olacak. Orada hep siz de girdiğiniz zaman, dinleyicilerimiz de girdiği zaman görürler. Hep o eserlerin altında o günlere atıflar vardır. Tabii. İşte o neydi o günler, o samimiyet, keşke işte o ilk dinlediğim zamanı hatırlıyorum. İşte ben bu eserle işte namaza başladım, ben bu eserle tesettüre girdim. Bu eser benim hayatımı yönlendirdi. Eğer bu eseri dinlemeseydim belki intihar edecektim. Böyle çok şeyler var. Demek ki iyi dokunmuşsunuz insanların eserlerin durumuna. İnsanlar üzerinde bir etkisi var. Ama müziğin böyle bir şeyi var zaten. Mesela müziği, o dinlediğiniz zaman dilimi sizin üzerinizde bir etki yapıyor. Ben mesela askerdeyken 1995 yılında askere gittim. Askerde kafeteryada falan o hep şu eser çalıyordu. Haydi söyle onu nasıl sevdi. Bir bakıyordum ya da çalıyordu. Hepimiz kardeş. Şimdi hepimiz kardeşiz eseri ne zaman dinlesem Mahsun Kırmızıgül'ün okuduğu hep o askeriyedeki aklıma gelirdi. Evet. Yani o oradaki hava. Müzikler de böyle bir şey. Mesela Kaksan ve Dilsem'i ilk dinleyenler, yıllar sonra tekrar dinleyenler, ki bugün ben Twitter'da paylaştım. Tayyip Bey bir yere gitmiş ziyaret için gençleri. Gençler Kaksan ve Dilsem'i okuyorlar. Aa, çok güzel. Bilmiyorum yani belki onu da yayınlayabilirsiniz. Yayınlarız çünkü hocam. Şu an Twitter'ımda var benim. Tayyip Bey de dinliyor onlarla beraber, mırıldanıyor. O da benim için mesela çok güzel bir an oldu. Eyvallah. Peki bir ara verelim o zaman. Ondan sonra devam edeceğiz. Eyvallah. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık. Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Profesör Doktor Kelim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla her cuma 18'de Vav TV'de. Düşünce ve Hayat programı Hikmet Öztürk'ün sunumu ve Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin anlatımıyla Cuma 20'de Vav TV'de. Bana şunu hatırlattı. Bu el ele yürüyüşlerini biz organize ettik. Şimdi, ama dur hızlı, hocam çok hızlı gidiyorsun. Bozma Senacemi. Şimdi bu başörtü eylemlerin döneminde yazıldı değil mi? Başörtü zulmü. Tabii tabii. Bu işte ağlama karanfil. Üniversite önlerinde bekleşen kardeşlerimiz İstanbul Üniversitesi'nin önünde, işte Kadıköy İmam Hatip Lisesi'nin önünde her yerde eylemler var. Yıl 1998. 94'ten sonraki yıllar, işte 96. Hayır, 97'de 28 Şubat olmadı mı? 97 hocam? İşte ama öncesi var. Öncesinde bu başörtü zulmü o tabii, kadar tabii, var mıydı? Tabii tabii. Ben o dönemi hatırlamıyorum çünkü ben 98... Siz 97'leri hatırlıyorsunuz. Evet, 28 Şubat kararları evet. Artık şey yani onun öncesinde başlıyor. Yani artık ufak ufak almıyorlar. Mesela bizim radyomuzda tazdikler var. Radyomuz 2'de 1 kapanıyor. İşte bir eser okuduk diye kapanıyor. Sabahleyin Akit gazetesi okudun diye kapanıyor. Bir yüzbaşı radyo dinliyor, telefon ediyor, radyo kapanıyor. Biz böyle sürekli bir kapanmalar, açılmalarla geçiren bir dönem yaşıyoruz. O işte büyüdü. 28 Şubat'ta patlak verdi. Erbakan hocanın iktidarıyla beraber de tamamen artık herkes tarafını belli etmiş oldu. Evet. İşte o yıllarda üniversite önlerinde ciddi bir 28 Şubat kararları alındı. İşte okullar işte başörtülü artık girilmeyecek. Tam benim öğrenci olduğum dönem. Evet işte o tam sıkıntılı olduğu dönemlerde kardeşlerimiz böyle üniversite önlerinde bekleşiyorlar. İşte etraflarını polis çevirmiş. Biz de onları zaman zaman ziyarete gidiyoruz. Ben Beyazıt Meydanı'nda adlı eseri İstanbul Zindan Bana, Caddeler Küskün Bana diye başlayan eseri. Yüreğim kan ağlarken Beyazıt dargın bana, hayat bitse ne çıkar? Zulüm gelse ne çıkar? Kavgamızın şehrinde ölüm yağsa ne çıkar? Diye başlayan evet. Eserleri ben bu Beyazıt'taki bu ziyaret sonrasında yazdım. Ya, Türkiye bunları yaşadı hocam. Ya. Şu görüntüleri yaşadı. Yani ben evet, izlerken şimdi bunları gençlere biz anlatamıyoruz. Bunları şey gibi görüyorlar. Yani bu gerçekten olmuş mudur gibi bakıyorlar. Çok oldu da ya. İnanamıyorlar da, inanmak da istemiyorlar. Bilhassa son Z kuşağı denilen kuşak bunları görüyor ama hiç umursamıyor da yani böyle bir değişik bir... ama şey sanki başka bir yerde bir film karesi, başka olmuş. Bir oysa gören gibi... Biz yaşarken oldu bütün bunlar. Evet hocam ben de yaşadım bu dönemleri yani. Bunlar biz yaşarken oldu. Yani işte, ben bir de yani özür dilerim böldüm. Ben ilahiyat mezunuyum. İlahiyat. Yani bir insanın dini değerlerinin öğrenildiği ve dini değerlerin öğretileceği bir yer. Orada yaşandım ya. Yani ilahiyatta okuyor. Yani bunlara dediniz ki hani değil de hani şu kardeşlerimize dediniz ki bunu simge olarak yaptınız, takıyorsunuz. Siyasi simge diye. Tabii. Argümanlar oydu ya. Yani siyasi simgedir. Yani, türban tırnak içerisinde. 6. sınıfta tıp fakültesini bırakan arkadaşlar biliyorum ben. Evet hocam çok 6. şey var. 6. sınıfta. Ama yani ilahiyat okuyan bir öğrencinin neresi simge olabilir? Orada bile yaptılar. Tabii. İşin irodi, komedisi şurada. İlahiyatta bütün derslerde hani gördüğünüz bütün derslerde kelam, fıkıh hepsinde açık olacaksınız. Tamam Kur'an-ı Kerim dersinde kapatabilirsiniz. Ya bu ironileri yaşadık hocam. Kur'an-ı Kerim dersinde kapatıyorsun. Kur'an-ı Kerim dersi bitiyor. Hadis dersine geçiyorsun. Tefsir dersine geçiyorsun. Açmak zorundasın. Açacaksın. Doğru. Yani bunları yaşadı bu ülke. Yani. Peruk. Başörtüsü üzerine peruk. Rabbim bir daha göstermesin o günleri. Ondan sonra o el ele eylemi. Evet artık mızrak çuvala sığmıyor. Toplum bir gerilim içerisinde. Bir organizasyon şeyi oluşturduk. İçerisinde Abdurrahman abi, Abdurrahman Dilipak, ben, Ahmet Taş getiren, Ömer Karaoğlu, Hakan Aykut. Bir iki arkadaşımız vardı şimdi ismini hatırlayamadım. Fakültelerin temsilcisi de kız kardeşlerimiz var. Çoğunu tıp fakültesinden evet. Oluşuyor. Yaklaşık bir 7-8 kişilik bir kadroydu bu. Biz el ele tutuşlu eylemlerini başlattık. Bütün İstanbul'da İstanbul'dan Anadolu yakasına kadar köprüden başlayan ve bütün Türkiye'ye uzanan bir el ele şeyiydi bu. Tutuşma eylemiydi ve çok etkili oldu. Biz de İzmir'de eşlik ettik Konak Meydanı'nda. İnanılmaz size. Etkisi oldu ve biz ne yapıyorduk? İşte İstanbul'dan çıkıyorduk, işte Bursa'da konser veriyorduk, konferanslar ve konserler. Oradan gidiyorduk işte Manisa, oradan gidiyorduk işte oraya. Bütün Türkiye'yi geziyorduk. Polis ekipleri de bize eşlik ediyorlardı. Tabii eskortluk değil yani. Ama şey olarak tabii hani ne yapacak bunlar diye. En son Bursa'daki programda polis bizi ifade şey yaptı ve hakkımızda dava açıldı. Ne diye? Halkı kin, ırk ve nefrete teşvikten 311. madde. 312'den Tayyip Bey yargılandı, içeri girdi. Hı hı. Biz 311'den yargılandık. Ben bir yıl... Kim siz? Abdurrahman Bey ve o ekip mi? Abdurrahman abi sürekli yargılanıyor zaten. Ben işte Ömer Karaoğlu'na da açıldı sanıyorum. Onu bilmiyorum. Ben bir yıl 8 ay hapis cezası aldım. 2 yıldan az olursa hükmün ertelemesi oluyor. Hükmün ertelemesi verdiler. 5 yıl daha aynı suçu işlemezsin. 5 yıl daha milleti ırk, dinler eğer tahrik ederseniz. 2'ye katlanıyor ceza. Yani 3,5 yıla falan çıkıyor. Yani böyle bir ceza aldık. İşte sonra 5 yıl geçti. O da kalktı. Evet. Falan. Ama şimdi o süreçte hani 28 Şubat dönemi şöyle bir şey vardı o dönem hocam. Hani ezilmişlik ya da sizi ezmeye çalışanlara karşı dik duruşun verdiği bir vakar var. Bir de dayanışma var. Tabii tabii. İnanılmaz ya, bir var dayanışma. Tabii canım. Mesela beni bak karakoldan ifademi alan polis ben hiç ifadeyi şey yapmadım. O kendisi yazdı yani. Çünkü o kadar biliyor ki bu zulüm olduğunu. Bunda yani o da muzdarip. Belki onun eşi de aynı şekilde muzdarip yani. Ben çok iyi hatırlıyorum. İstinye Karakolu'ndaki polis oturdu. Kendisi ben işte vatanımı, milletimi seviyorum. Bunların işte demokratik hakkımı kullandım bilmem ne diye kendi yazdı. Çok bana güzel. Sadece imza atmak kaldı yani. Allah güzel. Razı olsun. Tabii ki herkeste bir kenetleme vardı yani. Aklı selim olan herkes bunu kabul edemez. Zaten şimdi bakın o dönemde bunları ısrarla yapanlar şey yapıyorlar, inkar ediyorlar yani. İşte biz aslında öyle yapmak istemedik, böyle yapmak. Ama biraz önce de söylediğim gibi biz yaşarken oldu her şey yani. Evet. Şu görünen bütün görüntüler biz bunun içerisindeyiz yani. Şunun arkasındayız, önündeyiz. Evet, evet. Şu görüntülerin bizatihi göbeğindeyiz yani. Bizim radyomuz Marmara FM defalarca kapandı. Yani bir tane eserden dolayı, Ömer Karaoğlu'nun bir eserinden dolayı sehpalarında sarıkla sallandığım diye bir başlayan bir eseri var. Ondan dolayı biz bir ay kapandık. Düşünebiliyor musunuz? Bu müessesenin bir ay kapandığını, çalışanlar, o kadar insanlar ve siz onların maaşlarını hala vermeye devam ediyorsunuz. Bir hafta kapanıyor. Mesela gazete başlığı okuyorsunuz. Gazete başlığı yani o gazeteyi yazan siz değilsiniz yani. O gazete yayın hayatına devam ediyor. Ama siz o başlığı okudunuz diye o programdan dolayı radyonuz kapanıyor. Ya inanılmaz garip, tamamen yıldırmaya yönelik. Artık bırakıp gitsinler, kapatsınlar diye şeyler yapılıyor. Sadece o bitmiyor. Mesela konserler. Konser vereceksiniz. Diyelim ki Malatya'da bir konser vereceksiniz. Sizden temiz kağıdı istiyorlar. Aile şeyinizi, ikametgah, bilme her şeyinizi istiyorlar sizden. Tamam, valilik. Bunları her konserden önce bunları yapıyor muydunuz? Tabii istiyorlar. Bunları istiyorlar sizden. Gönderiyorsunuz. O zaman almak kolay da bir şey de değil hocam. Yani tabii şimdi gibi e-devlet yok yani. Adliyeye gideceksin. Gidiyorsunuz, sıraya giriyorsunuz. Ondan sonra size işte temiz kağıdı falan çıkarıyorlar, saatlerce. Geliyorlar. Hemen de vermiyorlar. Bir gün sonra gel al diyorlar. Gidiyorsunuz. Bunlar bütün her şeyi mütemmim bir hale getiriyorsunuz. İkametgah alıyorsunuz muhtardan. İkamet ne için? İkamet işte yani. Kimsin sen yani? Nerede kalıyorsun? E-devlet yok ki baksınlar nerede olduğunu görsünler. Bunları tamamlıyorsunuz. Valiliğe gönderiyorsunuz. O zaman yapılacak valiliğe. Onlar size ne zaman izin veriyor biliyor musun? Konsere 3 gün kala ya da 2 gün kala. Aa. Mesela diyelim ki 21'inde konser var. Size 19'unda evet yapabilirsiniz diyorlar. Düşünün, siz konser organize edeceksiniz. Yeri tutmamışsınız. Nasıl tutacaksınız? İzin yok. Evet. Ses düzenini ayarlamamışsınız. Duyuru yapmamışsınız. Uçak biletleri ya da otobüs, zaten uçağa nerede biniyorsunuz yani? Bir uçak binmek şey bir iştir yani. O herkes uçağa binemez. Tabii. Elit kesim ancak uçağa binebilir. Yola gideceksiniz, işte biletler alacaksınız falan. Yani bu şunu demek, bunu yapmayın demek. Hı hı. Ben sana izin veriyorum gibi görünüyor ama siz yapmayacaksınız demek. Ya da yapıyorsunuz, mesela konser yapıyorsunuz. Şu baskıya bakar mısınız? Bir kamera var. Diyelim ki ışıklar sönmüş. Sadece sahnenin ışıkları var. Bir tane kamera var. Kırmızı bir ışık var orada. Çok iyi hatırlıyorum hocam onu. O polis kamerası. Üzerinizdeki baskıyı hissedebiliyor musunuz? Yani evet, bir tane polis sizi sürekli çekiyor. Siz orada konser veriyorsunuz. Kültürel bir şey yapıyorsunuz yani. Bu böyle devam ediyor. Ya işte ondan sonra karakola gidiyorsunuz. İşte yani ve saçma sapan. Konserler bittikten sonra böyle başınıza bir şeyler geldi mi hiç mi? Konserler bitiyor. Yani mesela burada problem var, gel birader şey. Hayır yok, mesela sivil polis geliyor yanınıza. Hı-hı. İşte ondan sonra diyor ki işte hadi burada çok fazla kalmayın, hemen işte gidin. Niye? İşte yani böyle. Belki, Tarkan olsa ona belki bir şey olur, bir şey olur falan. Buluşacağım ben. Ama sonra ne oldu? Şimdi polisler gelip bizde fotoğraf çekiyorlar. Evet, elhamdülillah. Ya çok şükür. Evet. Yani mine zulümat ilan nur diyor ya ayet yani. Evet. Allah insanı ve toplumları karanlıktan aydınlığa çıkarır yani. Bireyleri de öyle. Allah toplumu karanlıktan aydınlığa çıkarır da çok şükür. Yani küfür devam eder ama zulüm devam etmez. Yani biz evet, biz o zaman bunun devam etmeyeceğini biliyorduk zaten. Hani 1000 yıl devam edecek diyorlardı ya. Biz evet, bunun 1000 yıl değil 10 yıl bile devam edeceğini biliyorduk. Çünkü inanıyorduk. Çünkü küfrün devam edeceğini ama zulmün devam etmeyeceğine iman etmiş derecesinde inanıyorduk ki hala inanıyoruz yani. Aynen. Çünkü devam etmez, edemez. Çünkü o baskı bir yerde patlayacağı belliydi yani. Evet. Ve sonra yıl 1997 falan Haziran ayı bize bir haber geldi. Marmara FM'deyim. Dediler ki 22 Haziran olması lazım. İhtilal olacak. Nasıl yani? Evet. Bize dediler ki arkadaşlar 22 Haziran ya 12 ya 22 Haziran ihtilal olacak. Başınızın çaresine bakın. Yani önleminizi alın. Tabii öyle bir şey olsa... Mamak boşaltılmış, yerler hazırlanmış. Bu bilgiyi bilmiyorsunuz değil mi? Hayır, ilk defa bize geldi yani. Ama yani böyle. Dediler ki evet ihtilal olacak. İşte şey yapın yani. Tabii hedefte ilk siz varsınız. Tedbirlerinizi alın. İşte şey yapın. Ben şimdi direkt şey yaptım. Evi aradım. Tabii cep telefonundan değil. Tabii. Burada yani bunda arama mümkün değil. Radyonun telefonundan evi aradım. Şimdi tabii telefonlar da dinleniyor muhtemelen. Hanıma diyorum ki ya bizim diyorum kütüphanede bir temizlik yapmak lazım diyorum. Çünkü yani her anda olabilir yani şey falan. Diyor ki ya zaten diyor ev temiz diyor yani kütüphanede ne temizliği yapacağız diyor yani. Diyorum yok diyorum yani kütüphanede temizlik yapmak lazım diyorum. Çünkü oradaki bir takım dini eserler işte şu o bile şey olabilir yani suç unsuru olabilir yani. Sonra evet, tabii hanım anladı. Ondan sonra oradaki işte kitapları bilmem neleri çıkardık bir yerlere götürdük koyduk falan. O süreç şöyle bir süreçti. Ben mesela radyodan çıkıyorum, eve geliyorum, İstinye'deki eve geliyorum. Şimdi arabayla birkaç tur atıp ondan sonra eve giriyorum. Çünkü evet, gözüm bir beyaz Toros arıyor. O kadar yani. Tabii yani şimdi polisler orada olabilir ve seni alabilir yani. Şey yapabilir. Birkaç tur atıyorum. Sonra, etrafta kimse var mı diye. Tabii, etrafta bekleyen yani hazır kimse var mı? Sonra arabayı uzak bir yere park ediyorum. Sonra yürüyerek eve gidiyorum. Bir dönemi de böyle geçirdik. Sonra yıllar geçti. Bizim mahallede oturan, hala bizim mahallede oturan bir polis memuru emekli. Abime 2-3 sene önce şimdi demiş ki ben sizin evi 1 yıl gözetledim. Hadi canım. Tabii. Sizin küçük biraderi gözetledim demiş 1 yıl boyunca. Kim giriyor, hani kim çıkıyor eve falan diye. Ne oluyor bitiyor diye. 1 yıl boyunca. Evet 1 yıl boyunca gözetledim demiş. Ama elhamdülillah geride kaldı onlar. Çok şükür, çok şükür. Ama bunlar tabii şey yani bizi hani dinç tutan, diri tutan şeyler. Öyle insan içinde olduğu zaman da çok ürpermiyor ya. Yani böyle şey değil evet, yani hani evet, sıkıntı değil. İnsan bir mücadele içerisinde olduğu zaman bunu özümseyerek yaşıyor. Çünkü siz şunu biliyorsunuz yani ben ne yapıyorum ki yani ben bu yani milleti sevmekten, vatanı sevmekten, bu topraklara ait olan şeyleri sevmenin dışında ne yapıyorsun ki yani? Benim öğrenci evime 3-4 arkadaş kalıyoruz. İmam Hatip'te okuduğumuz, İlahiyat'te okuduğumuz o dönemde. Benim öğrenci evimde sabahleyin tak kapı çalındı. Öğrenci evi yani ne kadar bir arkadaşımız var bilgisayar programcılığında okuyor. O da o yüzden bir bilgisayarı var evde. Hani zenginlikten değil, o zaman bilgisayar ne arar? İşte ama adamın işi o yani. Bilgisayar programcısı olduğu için bir bilgisayar da var evde. Geldiler böyle sabahın köründe, evde arama yapacağız. Neden? İlahiyat öğrencisiniz. Bu yani. Tabii tabii. Otururlar işte bilgisayarı falan teker teker araştırıyorlar. Bir şey var mı yok mu falan diye. Yani o kadar eminsiniz ama yani öğrenci evini zaten araması en fazla 5 dakika sürer. Saklayabilecek bir yeriniz yok yani. Kitaplar. Ondan sonra bu kadar bitti. 2-3 tane eşya var zaten. Niye? İlahiyat öğrencisiniz. O yüzden o dönemleri yaşadık yani. Neler yaşadım çok iyi biliyorum. Ben ilahiyat, sırf ilahiyat öğrencisiyim. Yani hiçbir kriminal işim yok, şuyum yok, büyüm yok yani. Bir tane karakola gitmiştim yok. Tek gittiğim trafik kazası olmuştur. Tutanaktır. O zamanlar öyle bir şey, tutanaklık. Başka hiçbir şeyimiz yok. Sırf o yüzden böyle yani takip edildiğimizi, ağzımızdan laf alınmaya çalışıldığı o dönemleri çok iyi biliyorum. Hocam yani. Hiçbir zaman bitmiyor ki. Mesela ben askere gittim. Amasya'da askerlik yaptım ben. Er yatağında kısa dönem asker. Sarıkamış'a gittim. Usta birliğinde. Benim dosyam askeriye geldi. Benim S1, S3, S5'lere girmem yasaklandı. Allah Allah. Niye? Çünkü askerlik yapanlar bilir bunu. Hani o onlar evet. Özel hani evrakların girip çıktığı Hı-hı. yerler falandır yani. Şimdi evet. Kendi vatanında, kendi askerinde şeyi görüyorsun yani. Yani böyle sakıncalı piyade muamelesi görüyorsun. Halbuki vatan bile Sakarya diyen bir... Ki en önde ölecek insanlarız biz evet. Yani hani vatanı için, şeyi için ama size şey yapılıyor yani öyle psikolojik baskı yapılıyor. Evet. Elhamdülillah ama çok geçti. Şükür çok güzel günlerdi ya. Ben aynı şekilde aynı baskılı ortamda tekrar yaşayabilirim yani çok sıkıntı değil. Ama yani yeni nesil Z kuşağı. Yeni nesil yeni nesil biraz problem. Yaşamasın ama ucundan birazcık da görsün istiyorum. Evet. Peki ondan sonra Bir Güneş Doğuyor 2 geldi. Fakat biri kadar etkisi olmadı mı? Bir Güneş Doğuyor 1993'lerde falan çıktı işte. 94'lerde seçim kampanya müziği. 95. Ben o zaman Marmara Ajansı. Ajans olarak ismi müzik olarak değildi. Marmara Ajansı kurduk ve artık ben eserlerimi işte İslamoğlu Yayıncılık ya da işte Bir Güneş Doğur'un çıktığı bizim Hakan Aykut'la yaptığımız ajanstan değildi. Artık kendi ajansımda kendi eserlerimi yapmaya başladım. İlk eserim yani firmanın üzerinden çıkan ilk eser Hasret Gülleri. Evet, Hasret Gülleri. Hasret Gülleri ile ben Marmara Ajansı artık kurmuş oldum ve kendim eserlerimi çıkarmaya başladım. Hemen peşinden Yeni Çağ'ın eserlerini genç çocuklar... Ya geldiler. Yeni Çağ ama dur yeri gelmişken konuşalım onu. Bir Yeni Çağ furyası vardı o dönem. Sizden mi çıktı? Tabii Marmara, Marmara Müzik'te ben çıkardım o gençleri. İnandım yani onlara. Çok çocuk daha küçüklerdi. Ve baktım böyle bir şey var yani. Bunlarda bir değişik bir tını var. Evet. Ve New Age tarzı eserler bunlar ve çok yeni. Hatta bir kesimde şey yaptı yani tepki gösterdi. Ya bu nasıl bir şey elektronik müzik, new age yani hiç bizim... Ben Necip Fazıl'ın eserlerini onlardan dinleyince bir mest olmuştum evet, yani. Evet evet. Ben tabii ilk dinlediğimde onun bir gelecek olduğunu gördüm yani insanların ilgi alaka göstereceğini. Onları da çıkardık işte bir benim eserim, onların eseri derken benim eserlerim sonra Sen Ağlama... işte içinde Beyazıt Meydanı'nın olduğu eser. İşte Eşref Ziya 99 Sen Ağlama diye evet. Geçer. Sonra Olmadı Dost. Olmadı Dost bir kırılma noktasıydı benim için. Yani şöyle özür dilerim. Olmadı Dost'ta böyle ses çok daha farklı bir hale gelmiş. Oturmuş bir ses. Çünkü evet. Böyle tınısını çok iyi hatırlıyorum. Evet. Sen Ağlama'da da aslında o başladı. O daha oturmuş evet. Bir ses. Bir de sadece sesten ziyade şey de var. Tabii teknoloji çok artık gelişmeye başlıyor. O kasetlerle yaptığınız o çoğaltım, duvarlardaki o kasetlerle yaptığınız çoğaltım işte adatlara geçiyor. Daha evet. Daha artık siz olmaya başlıyorsunuz yani teknoloji de gelişince. İşte Sen Ağlamayla beraber Olmadı Dost. Olmadı Dost aslında hani bu yaşanan bu süreçte bir takım hayal kırıklıklarını da siyasi olarak vesaire hayal kırıklıklarını da anlatan bir manifesto gibi bir şey yani. Evet. Hani şunları yaşadık, bunları yaşadık, şu olacak, bu olacak, şu gelecek, zulüm bitecek bilmem falan filan dedik. Ama işte olmadı dost. Evet. Hani bu benim kendi dünyamda bir şeydir. Hani bir çok iyi. Bir kırılmışlıkların yaşandığı bir şeydir o albüm. Evet. Bir olmayan şeylerin manifestosu gibi bir şeydir yani. Çok benim güzel. İçin. 2000'li yıllar, işte 2000'li yıllardan sonra artık Türkiye'de bir Tayyip Erdoğan dönemi başlıyor. Hı hı. O farklı bir artık bir döneme. Şimdi artık giriyor. Ezgiler o kadar çok popüler değil anladığımız kadarıyla. Neden? Şunu söyleyeyim. Ne zaman kırıldı o işte? Şunu söyleyeyim, aksine bilinenin aksine popüler. Ciddi misiniz? Evet. Yani şöyle, insanlar kendi hayatlarında çok o dünyayla alakalı bağlantılarını kesip artık iş güç hayata daldıysa, evet, çok meşgul olmuyorsa, bütün insanlar aslında meşgul olmuyor zannediyorlar. Şöyle, o zaman daha doğru sorayım o zaman. O zamanki gibi böyle... Tabii tabii. Yani, ya o bahsettiğiniz şekildeyse yani, o siyasi atmosfer, radyolar... Tabii. Tabii o zamanki kadar bir şey yok ama... bunu nereden görüyoruz? Ben konserlere çıktığım zaman yine karşımda binlerce böyle... Ben Ağlama Karanfili hiç sonuna kadar kendim söyleyemedim konserlerde. Hep insanlar söylüyor. Evet. Kalksam ve dilsemi ben söylemiyorum gerçekten. Ben başlatıyorum, onlar söylüyorlar. Ya, insan bir süre sonra bıkar bunu söylemekten. Yani her konserde şimdi ben... ömrü hayatında insan kaç defa Eşref Ziya Terzi'nin şeyine, konserine gider ki? Yani yılda bir defa bile gitse, Vallahi ben de bıkıyorlar diye zannediyorum. Hatta yani ben de bıkıyorum ama... dinlemek isterim. Ama şimdi siz her konserde söylüyorsunuz. Evet ama şöyle mesela, hatta bana eleştiriler de geliyor. Diyorlar ki abi işte hep aynı eserleri okuyorsun. Evet diyorum, peki o zaman şöyle yapalım. Bir konserde öyle dedim. Sahneye çıktım, dedim ki arkadaşlar sosyal medyada bazı eleştiriler yapıyorsunuz, görüyorum. Hak da veriyorum. Hep aynı eserleri okuduğum tarzında. Benim yüzlerce eserim var yani, okuyabilirim. Sıkıntı yok. Bugün dedim şey okumayayım. Ağlama Karanfili okumayayım dedim. Olur mu abi dediler. İşte Eşref Ziya demek Ağlama Karanfil demektir. Tamam o zaman dedim o kalsın. Kalksam ve diriz. Olur mu abi? O zaman Bir Güneş Doğuyor okumayayım. Olur. İşte bunlar okuduğunuz zaman 10 tane eser zaten 45 dakika yapıyor. Zaten ben ne yapayım dedim yani. Baktılar, onlar da hak verdi. Abi sen devam et, oku, ne yapalım yani, yapacak bir şey yok dediler. Tabii. Ben de tabii farklı şeyler okumak istiyorum gerçekten ama bir bakıyorum Ağlama Karanfili istiyorlar. Kalksam ve dilsemi istiyorlar. Ben de şöyle düşünüyorum. Evet Eşref Ziya, sen bunları sürekli okuyorsun, artık şey yaptın, başka şeyler okumak istiyorsun. Ama o insanlar Manisa'ya daha ne zaman gideceksin sen? Evet yani? İşte o. Sen yani... Ağrı'ya daha ne zaman gideceksin? O seni bir kere görecek. Belki bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ya görecek ya görmeyecek. Evet. Onun için o Ağlama Karanfil ilk defa okunuyor. Aynen öyle. Ben de o zaman ilk defa okuyormuş gibi okuyorum. Ya şimdi MFÖ Güllerin İçinden'i yıllardır söylüyor. Ben yani, MFÖ konserine gitsem onu isterim. Evet ben gittim, istedim. Yani eğer çalmasalardı zaten küserdim. Allah'tan hani ben istediğimde çalmadılar. Repertuarlarda vardı, çaldılar. Evet evet. Şimdi ben... Bu artık bunlar şey eser olmaktan çıktı yani, bir klasik. Onlar bizim malımız hocam bu arada, haberiniz olsun yani. Evet kesinlikle onlar. Öyle. Ben artık öyle görüyorum yani, ben bunu bu topluma hediye ettim yani. Eyvallah. Hatta şunu söyleyeyim yani, ben de mesela eserlerimi alıp okumak istiyorlar. Diyorlar ki abi ben işte şu eserinizi okumak istiyorum. Ben onlardan hiçbir zaman ücret istemem. Hı hı. Hiçbir zorluk çıkarmam. Tek şey söylerim. Hakkını verin. Hakkını verin. Yayınlamadan önce de bana mutlaka dinletin. Evet. Yani benim onayım olsun. Evet yani ben... çünkü yani eğer çok kötü icra edilirse o şeye de olmaz yani. Size değil, esere okuyana da yazık. Yani hayır, okuyana da yazık. O yüzden diyorum yani bana bir dinletin en azından. Ondan sonra evet bunu yayınlayabilirsin diyersem yayınla diyorum. Ben kesinlikle şimdiye kadar eserlerimi okuyanlar oldu. Hiç o zaman almadım. Şimdi buradan Vav televizyon ekranlarından benim akranım işte ya da daha fazla, daha büyük, daha küçük. Öğrencilik zamanında o kasetlerde sizin kasetlerinizi korsan çoğaltıp dinleyenlere de hakkınızı helal edin. Ben helal ediyorum. Ben yani, gelip yanıma abi ben şu kadar eser çoğalttım öğrenci yayını ben denildiği zamanlarda bile dinleyicilerimiz bilir. Ben helal ediyorum hakkımı. Tamam. Ben hakkımı helal ediyorum ama tabii onun üzerinde başkalarının da hakları var. Onlar helal eder mi bilmiyorum. Onlar da etsinler ben hocam. Ben kendimle alakalı. Öyle tabii, bir dönem. Tabii, etsinler yani. Ya ederler zaten. Etsinler yani o dönem öyle bir dönem. Aramızda onu helal etmeyecek arkadaşlarımız yok çok şükür. Tamam. Yani o dönemde işte öğrenci evinde yani çocuk gidecek işte zaten 3 kuruşu denkleştirmiş, babası köyden göndermiş, gidecek bir de kaset alacak. O çok zor iş yani. Hazır oradan film yapmak varken. Keyifli. Ve şimdi artık ücretsiz ya, YouTube kanalına girsinler. Artık he, Marmara tamam. Müziği'nin YouTube kanalına girsinler. İstedikleri kadar dinlesinler. Evet, bila ücret. Eyvallah. Tabii, onu rahat söyleyelim onu. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu korsanlık sayesinde de aslında bu kadar çok tanınır olabildi bu arada. Doğru. O korsanlık olmasaydı, korsanlık demeyelim de hani yardımlaşma olmasaydı o da bu kadar çok yayılmazdı yani. O biraz da şeyden de dolayı yani benim param yok alamıyorumdan ziyade şimdi mesela gidiyor zaten kitap evlerinde satılıyor. Evet. Bitmiş yani yok. Yok da zaten yani bir daha o ne zaman gelecek, belki bir ay sonra gelecek. O arkadaşından alıyor, çekiyor. Tabii. Dinliyor. Şimdi isteyen Marmara Müzik mi? Marmara Müzik'in YouTube sayfası var. Çok güzel bir kanal. Bütün hepsini oradan izleyebilir. Bütün Marmara Müzik'in benim eserlerim orada. Sürekli güncelleniyor. Yeni eserler yapıyoruz. Ben zaten şu an albüm yapmıyorum. Sadece single tarzında yapıp Marmara Müzik sayfasına atıyorum. Hı hı. Orası benim için artık dijital bir platform. Evet. İnşallah amacım nasip olursa stüdyom da var zaten. Orada işte canlı yayınlar, işte bir YouTube sayfası, belki konuklu bir program. Hı hı. O Marmara Müzik'in YouTube sayfasını milyonluk sayfa yapma hedefim var. Buradan da izleyicilerimize rica edelim. Sayfamıza abone olsunlar. Abone yapsınlar ve bir an önce 1 milyon olalım. Daha fazla iş yapabilirim. Aynen. Peki o dönemden böyle şimdi siz tek değildiniz yani o dönem flash isimlersiniz ama yani pek çok isim var. Aykut Kuşkaya'dan tutun. Evet, Ömer Karaoğlu, işte Mustafa Demirci, Mehmet Eminay, evet. Bilinen işte daha sonra bizden kuşak sonrası Mustafa Cihat, sonra evet. işte bizim öncemizde yine bizimle beraber Erkan Mutlu. O ekip böyle şey miydiniz? Görüşür müydünüz o dönemlerde? Tabii görüşürdük. Öyle mi? Yani böyle bir rekabet falan ortamı yok zaten yani. Hani işte kimi bizimle beraber çıkmış arkadaşlar zaten. Bir kısmı biz arkadaşız ve hala arkadaşız. Yani bizim aramızda bir Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay şey olmadı yani hiçbir zaman. O dönemde de olmadı. Çekişmiş yok. Mesela Ömer yani Eşref Ziya, Ömer Karaoğlu, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibidir hani bu camiada, evet. Ezgi'de. Ama biz mesela şeyiz. Dostuz yani hani biz bir araya geliriz, bu şeyleri konuşuruz. Ama şey olur tabii, hani gıpta etme olur. Ya özür dilerim, böyle bütün bu ekibin böyle hepsini toplanıp böyle bir büyük organizasyon, program yapsak nasıl muhteşem bir şey olmaz mı? Hiç çok güzel olur. Vav televizyonu böyle bir şey yapsın, bir ezgi gecesi yapsın. Yapalım mı hocam? Hem de yayınlasın böyle. Çok güzel bir hizmet etmiş olur. Hem de çok güzel bir orkestrayla. Evet. Mesela biz Cemal Reşit'le yaptık bunu. Evet. Ya yaklaşık 45 kişilik bir orkestrayla. Bir ortam burada. Hatta o orkestrayla olan görüntüler de var YouTube'da. Bu stüdyoda yapabilir miyiz böyle? Burada da olur ama benim dediğim hani böyle halka açık da olabilir. Burada da olur. Burada yapalım hocam. Buraya ciddi bir orkestra sığar. Evet. Ve arkadaşlar gelir, birer eserler okurlar. En güzel eserlerini okurlar. Evet. Olur. Bunun yani... Bunun organizasyonunu yapalım hocam o zaman. Burada. Yapalım. Siz öncülük edin. Ben direkt öncüsüyüm hemen. Siz öncülük edin. Eserin bir işte, ezgi gecesi. Hep beraber. Sağlam bir orkestra kuralım. Bir gece yapalım. Bunu da bir önemli bir güne denk getirelim. Saatlerce yapalım ama. Yani ezgi konseri. Bizim arkadaşlarımız o zamanın işte iyi flash isimleri gelsinler. En güzel eserlerini okusunlar. Olur. Yani bir de saatlerce yapalım hocam bunu. İnşallah. Yani böyle 1 saat, 2 saat, 4-5 saat böyle. Hadi yani dükkan bizim zaten yani aksın gitsin böyle saatlerce. Vallahi olur. Yani inşallah en azından niyeti almış olalım. Ama birisi takip etmesi lazım sizden birisini. Bu niyeti ben üzerime alıyorum. Teklif eden birisi olarak da inşallah bunun organizasyonu böyle çok büyük bir yapalım. Ben şeyi yaparım yani hani ekibin kurulumu işte şeyiydi vesairesiydi hani. Şu anda bizi izleyenler, hele ki o dönemi yaşamış ve o dönem böyle bu ezgilere gönül vermiş herkes heyecanlandı, en başta ben. Zaten şunu söyleyeyim yani Vav televizyonuna bir ezgi programı yakışır aslında. Yani burada orkestrayla beraber bir ezgi konuklarıyla beraber, bilmiyorum tabii yönetim şeyini hani. Yönetim biziz hocam. Çok şükür. Bir yönetim biziz, problem yok yani. Bunu yapalım, tamam. Yapalım. Böyle yani... böyle bir program da olabilir. Böyle hep beraber böyle bir şey de olabilir. Şu anda konserler devam ediyor mu peki? Evet, pandemi dönemiyle nedeniyle biraz şey oldu. Şu anda başlayacak mısınız? Şu an yine mi bekleyeceksiniz? Yine bir bekliyor. Yani organizatörler işte Cumhurbaşkanlığı bir şey kararnamesi de var. açık alanlarda organizasyon kararnamesi de var. Birazcık şeye geldi yani, ama Ramazan'da herhalde, bu Ramazan eğer pandemi biterse tekrar meydanlarda oluruz. Ha, inşallah. 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 Ama biz Ramazan'ın 30 günün yaklaşık 23-25 günü sürekli her gün bir yerde program yapıyoruz. Hı hı. Ve ciddi bir dinleyici oluyor. Evet. O ciddi dinleyici kaybolmaz ki hocam yani. Çok şükür. Çok güzel. Çünkü ya yani ben hatırlıyorum şimdi hani hiçbir konsere gidemediğim için sizin konserlerinize de gelemiyorum bu arada. Çünkü biz çok yoğun çalışıyoruz böyle, özellikle haberciler olarak biraz böyle şeyiz yani. Sosyal hayat biraz geride kalıyor. Daha çok ön tarafta hizmet kısmında. Yani ben müsait olsam ve görsem direkt damlarım yani. Hiç direkt damlarım. Çünkü sizde hani o bizim o hani anlattınız ya, niye klip, tabii niye klip çekmediğinizi anlattınız ya. Bizde o var yani. Şimdi klip çekmediğiniz o eserler bizde, işte ben İzmir İlahiyat'ta bilmem hangi nerede dinlemişim. İşte Eşrefpaşa'daki evde otururken dinlemişim ya da gelmişsiniz fuardaki konserinizi izlemişim. Ben sizin oraya götürürsünüz bizi. Bizim fakültenin işte salonda konser vermişsiniz, oraya götürürsünüz. Dolayısıyla böyle alıp götürürsünüz bizi. Yani sırf onun için bile gelinir. Eyvallah. O kadar çünkü tatlı ve keyifli günlerde o ezgiler. Ve herkese sirayet etti o. Eyvallah. Hepimize sirayet etti. Peki. Evet, sonlara doğru geldik herhalde. Evet, geliyoruz yavaş yavaş. Bir de şeyi soracağım tabii şimdi gelmişken. Siz aynı zamanda müzik bir meslek birliği başkanlığını da yapıyorum. Tamam. Şimdi bu tabii sonra yıllar sonra biz bütün yapımcı arkadaşlar camiamızda birçok yapımcı arkadaşımız oluştu. Eserler yapan, müzikler yapan, ezgiler yapan, içinde halk müziği yapanlar da var. Farklı müzik yapanlar, işte enstrümantal eser ağırlıklı yapanlar da var. Bir araya geldik, bir dernek kurduk. Dedik ki ya biz artık bir araya gelmemiz lazım, bir dernekleşmemiz lazım. Zaten dijital çağda bunu gerektiriyor. Evet, Müyader diye bir dernek kurduk o zaman. Müzik Yapımcıları ve Sanatçıları Derneği diye. Daha sonra bu Müyader gömleği bize dar gelmeye başladı. Yani dernek çatısı altında başka faaliyetlerimizi yapamaz o duruma geldik ve bugün artık Türkiye'de müzik alanında 7 tane meslek birliği var. Bunlardan bir tanesi de müzik bir meslek birliği. 72 tane yapımcımız var. Benim bünyemde, müzik birim bünyesinde 72 tane yapımcının oluşturduğu bir yönetim kurulu var. Onun da başkanlığını acizane ben yapıyorum 4 yıldır. Kurulduğundan beri de kurucu zaten yapımcıyız. Başlarda Mustafa Demirci ile beraber o başkandı. Ben yardımcısı olarak devam ettim. Şimdi ben başkan olarak devam ediyorum. Biz burada neler yapıyoruz? İşte müziğimizi geliştirmek, tekrar eserleri ortaya çıkmak üzere yapımcılara yardımcı olmak, telif toplamak, işte televizyonlardan, radyolardan, eserlerin çalındığı yerlerden. Sanatçıların haklarını korumak. Evet, sanatçıların haklarını, yapımcıların haklarını, daha çok yapımcıların haklarını, sanatçıların haklarını koruyan meslek birlikleri de var. MESAM ve MSG gibi. Biz yapımcıların haklarını koruyan... 3 tane meslek birliği var. MÜYAP, MÜYABİR ve Müzik Bir diye. İşte o 3 meslek birliğinden birisi de biziz. İnşallah bu ayın 11'inde de Eylül'de de yine genel kurulumuz olacak. Eyvallah. Orada da tekrar hamdolsun yolumuza devam edeceğiz. Böylece hem aldığımız teliflerle yapımcılarımızı desteklemek, onlar da yeni eserlerle tekrar dinleyiciye eserler sunmak. Tabii şimdi de imamı konuşmadan olmaz. Nereden çıktı da imam? Nereden çıktı sinema? Nereden çıktı başrol aktörlük? Evet, şimdi sinemaya geçiş tabii artık bir yatay büyüme. Biz Marmara Müzik'te çok ciddi işler yapmışız. Çok önemli isimler çıkardık. İşte bu Dursun Ali Erzincanlı, şiir albümleri, işte yeni arkadaşlar ve ciddi bir kitleye ulaştık. Ve artık şunu gördük yani, artık sinemada ve görsel sanatlarda da bir şey yapmamız lazım. Marmara Müzik artık o seviyeye geldi. Bir kademe vitesi yükseltmesi lazım. Bir sinema filmi şeyi. Bir gün yine radyoda otururken Engin abi, Allah selamet versin, Engin Noyan dedi ki benim bir projem var dedi. Uzun saçlı, motosiklet, Harley Davidson motosiklet kullanan bir adam köye imam olarak gelir dedi. Şimdi böyle bir şey deyince acayip bir şey oldu yani. Böyle bir fikir. Evet. Düşünsenize böyle bir adam köy imam olarak geliyor. Ve olaylar devam ediyor. Birbiri ardına sürüklenen bir macera başlıyor. Ve onun içerisinde bir saklanma psikolojisi anlatılıyor. İşte adam İmam Hatipli ama İmam Hatipli olduğunu söylemeye çekiniyor. Onun işte toplumsal baskıları, ortağıyla olan ilişkileri derken böyle bir şey oluştu. Oradan başlayan ve Engin abi direkt bana şunu söyledi. Bunu sen oynaman lazım. Demediniz mi ya? Engin abi benim oyunculuk yok, deneyim yok. Ben ya o zamana kadar hani ben evet bir film yapacağız. Prodük, yapımcılık bilmem ne kısmında. Engin abi direkt senin oynaman lazım dedi. Çünkü bunu oynayacak adamın yaşantısı ve bilinçaltının da buna uygun olması lazım ve tipoloji olarak şey olarak da sen buna müsaitsin dedi bana. Ondan sonra artık bu bizim omuzumuzda kaldı. Sonra artık şey vesaire bir baktık. Evet olabilir. Ekip kuruldu. İşte bir araya geldik. O zamanın çok meşhur bir yönetmeni Sinan Çetin'le 6 toplantı yaptık. Hı hı. Sinema filmini o çekecekti. Evet. Sinan Çetin'le, çünkü Engin abiyle Sinan Çetin gençlikte arkadaşlar. Beni Sinan Çetin'e götürdü. Sinan Çetin bayıldı senaryoya. Ama hangi sahiplerle bilmiyorum. Çekmekten imtina etti. Allah Allah. Evet. İşte o zaman herhalde öyle düşündü. Sonra işte başka yönetmen arkadaşlarla devam ettik. Filmimizi bitirdik. 2005 yılının Ekim ayında vizyona girdik. 105 salonda 115.000 tiraja ulaştık. Bugün bakıldığı zaman sanki düşükmüş gibi görünüyor. Ama ben bugün yine tekrar 115.000 tiraj yapacağını bilsem ikincisini çekerim. Peki onu soracağım. Niye devam gelmedi? Dönüyor bu arada. Devamı niye gelmedi? Çünkü gerçekten sinema çok pahalı bir sektör. Yani biz bu sinema filmine 1 milyon dolar para harcadık. O dönem bir de. 35 milimetre çektik. Dijital yok o zaman. Ve 35 milimetre demek şu demek. İçerisinde 4 dakikalık filmler olan bir filmi yönetmen oyun demeye başladığı zaman yakmaya başlıyorsunuz. 100 dolara yakmaya başlıyorsunuz. Ve bundan onlarca yakıyorsunuz. Of. Sonra bunun banyosu var. Hani şeyi hatırlar mısınız? Fotoğraf şeyleri evet. vardı, filmleri vardı. Evet, evet. Alırdık işte evet. Kodak getirip takardık, evet. Sonra çekerdik sonra banyoya verirdik. Hı hı. İşte onu 4 dakikalığını düşünün. Onun bir film olduğunu düşünün ve siz onu yakıyorsunuz yani. Hı. 100 dolar. Onun bir hata yaptınız, tekrar sil baştan. Hayır işte tekrar onu yakıyorsunuz, koyuyorsunuz bir kenara, tekrar ikincisini açıyorsunuz. O da 100 dolar. Evet. Ve bundan 200 küsür tane ile çekiyorsunuz filmi. Onun banyosu var, bilmemiz var. Yaklaşık 1 milyon doların üzerinde bir yapımdı bu. Tabii sinemada onu karşılayabilmesi için en az 500.000 tiraja ulaşması lazımdı. 100.000 onun için yeterli değildi. Hmm. İlk zamanlarda filmden zarar ettik tabii ekonomik olarak. İkincisini yapabilecek bir ekonomik gücünü biriktirmeniz gerekiyor. Ama daha sonra işte bunun televizyon satış hakları, TRT 3 yıllığına satın aldı filmi. Sonra 2 yıllığına daha uzattı. Sonra Dijitürk'te yayın hakları, Dijitürk'e 2 kere satın aldı derken biraz maliyeti kurtardık o zaman ama belli bir zaman geçmiş oldu. Evet. Dolayısıyla ikincisi yapmak için. İkincisi için tabii ciddi bir şeyiniz kalmıyor. Hani enerjiniz kalmıyor. Ama şimdi hani şimdi yapsanız fena olmaz hocam. Hani görüntülerde baya bir yaş gençlik. Şimdiki arasında bayağı Ahmet abiyle, Ahmet İlmez bu arada geçen hafta bizdeydi. Evet, evet. Ondan önceki hafta bizdeydi. Dolayısıyla yani şimdi yapsak böyle aynı ekibi toplasanız muhteşem yani bir şey çıkabilir. Tabii olmaz ama yeni evet. Artık şehire gelir. Şehirde başka bir problemler var. Her şey olabilir. Hayırlısı bakalım. Nasıl bir tecrübeydi peki sinema? Vallahi çok zorlanmadım açıkçası çünkü yıllarca hep sahne yaptığım için, insanlarla hemhal olduğum için çok zorlanmadım yani çekimlerde. Hani çok tekrar yaptırmadım. Çok şükür. Evet yani böyle kendi içinde aktı gitti yani. Eyvallah. Güzel bir çekim oldu. Çok ekip de güzel bir ekibimiz vardı. Malatya'da Haren'de de çekmiştik. 4 haftayı orada çektik. Bir haftayı İstanbul'da çektik. 5 haftalık bir sinema filmi macerası peki. Bu. Artık yavaş yavaş sona gelirken şimdi ne yapıyoruz peki? Şu aralar şimdi meslek birliğimiz devam ediyor. Meslek birliğinin çalışmalarını yapıyoruz. Oraya bir takım zaman ayırıyoruz. Bunun dışında Marmara Müziği'nin stüdyosu var. Devam ediyor stüdyomuz. Orada yeni yeni eserler yapmak için, yeni yeni arkadaşlar çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Yaptığımız eserleri Marmara Müziği'nin YouTube sayfasına atıyoruz. Hı. Oradan dinleyicilerimizle buluşuyoruz. Orası bizim için bir dijital pazarlama yeri aynı zamanda. Yeni arkadaşlar yetişiyor mu böyle flash? Geliyor evet. Tabii flash olur mu bilmiyorum ama tabii ki meraklı arkadaşımız çok olacak yani. Ama tabii hani böyle flash derken o zamanlarki gibi sizin dönem gibi flash olmaz. Yani hani nasıl ki Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay falan. Evet, o başka bir dönemdi, doğru, haklısınız ama bugün müzik yapanların şöyle bir handikapı var. Hem öyle bir atmosfer yok, sosyal bir alan yok, ortam yok, siyasi bir atmosfer, bu tarz bir hani, protest bir şeyden beslenecek bir ortam yok. Ama şöyle bir avantajları var. Kendi seslerini bizim zamanımızdan çok daha kolay duyurabilirler. Sosyal medya var. Yani bunun için televizyonlara ihtiyaçları yok. Evet. Bizim geniş kitlelere ulaşabilmemiz için televizyonlara çıkmamız gerekiyordu. Ama bize televizyonlar da kapalıydı. Yani öyle bizim dediğimiz televizyonlar bile işte kimi yeşil pop diyordu, kimi bilmem ne diyordu, kimi küçümsemeye çalışıyordu. O alttan gelen dalgadan haberi yoktu yani ya da önemsemiyordu. Ama halk bizi bağrına bastığı için çok büyük bir ivme kazanıldı. Ama şimdikilerin öyle bir problemi yok. Yani şimdi bir sosyal medyası var, bir Instagram sayfası var. Onun televizyonu yani o. İster canlı yayın yapabilir, kitlesine ulaşabilir. Bir eseri bütün Türkiye'ye dinlettirebilir eğer güzel bir eserse. Böyle bir avantajları da var. Evet. Yani o dezavantajların yanında bu avantaj da küçümsenecek bir avantaj değil bence. Değil. Bakalım, Türkiye yeni bir yola girdi, yeni bir alana girdi. İnşallah hayırlı olur. Amin. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Vav Televizyonu ilgimizi çekiyor doğrusu. Eyvallah. Artık yani o ekran, o logo hayatımıza girmeye başladı. Takip ediyorsunuz değil mi? İzliyorsunuz yani. Evet, rastladığım zaman ilgimi çeken programlar mutlaka oluyor. Mesut abinin programı var geçen, ona biraz baktım, takıldım. Mesut Uçakan'ın konukları vardı. Mesut Uçakan'la Sonsuz Kareler. Evet. O da yüzler ve izlerde. Rastladığım zaman izlemeye gayret ediyorum. İnşallah daha da işte böyle müzik programları da olursa, daha böyle şeyler de olursa. Tamam. Bir ezgi gecesi Allah'ın izniyle bir kaza bela olmazsa yapacağız. Yani o nasip. 90'lardaki o ekibi kadroyu toplayalım. Şuraya büyük bir orkestra kuralım. Ondan sonra... Müsait burası. Müsait hocam. Her türlü altyapı, teknik yapı. Yani Avrupa'nın en iyi altyapı müsaitiz. Çok şükür. Süper olur. Dünyadaki nadirlerden birisiyiz. Eskimeyen ezgiler diye. Yaparız bir gece. Saatlerce böyle 2-3 saat yani 4-5 saat. Yani dükkan bizim zaten. Biz başlarız. Ne zaman canımız istersek bitiririz böyle. Böyle bir gece yapalım. Yapalım. Bütün herkesi toplayalım bir araya. Olur. Özel bir güne denk getiririz. Olur valla. Mekke'nin fethi gecesi gibi. O da olur. Evet. Ama işte o gün arkadaşların çoğu olabilir. Canlı da olmayabilir. Banttan çekim. Canlı yapalım hocam. Canlı yapalım. Evet, çok daha güzel olur böyle, heyecan. Olur. Belki bant olabilir. Neyse, bakarız o güne. Yapalım böyle bir şeyi. Olur. Ezgi gecesi. Yani bunun sözünü vermiş olalım ama top sizde. Tamam. Biz organizasyonu yapacağız Vav Televizyonu'nda. Şimdi Eskimeyen Ezgiler adlı bir inşallah konser programı. Bunu ben önce kendim için yapacağım. Çünkü en çok zevki ben alacağım orada. Sizi de önde oturtacağız, size de söyleteceğiz. Bana söyletemezsiniz. Ben sadece sizin moderatörünüz olurum hocam. Olur. Ben sadece hoş geldiniz, bir eşlikiniz yaparım. Ben de öyle bir şey kabiliyeti Allah vermemiş bize. Siz varsınız, bize yeter. Çok teşekkür ederim Allah tekrar. Ayağınıza sağlık. Kırmadınız bizi, geldiniz. Böyle bizim o güzel günlere götürdünüz bizi. Çok güzel günlerdi. Tekrar yaşadık. Eyvallah. Ben çok de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Noktalıyoruz efendim. Yüzler ve izleri. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.